Ya Allah'tan korkun ya. Ya insanları teşvik edin, milletimiz namaza başlasın ya. Vallahi milletimiz namaza başlasa bu pislikleri yavaş yavaş terk edecekler, kendini düzeltecekler. Sizin yüzünüzden insanlar kafir oldular. Namaz kılmayan Müslüman dediniz, millet namazı terk etti. Allah affeder dediniz, millet günahlara başladı. Bizim toplum hiç 5 vakit namaz kılmadı ki, namazı terk edenler diye alimlerin başlayan sözlerini alıyorsunuz. Adam Ebu Hanife'nin namazı terk edenler sözünü alıyor, bizim topluma koyuyor. Kardeşim bizim toplum hiç başlamadı ki terk etsin. Adam İmam Şafii'nin namazı terk edenler sözünü alıyor, bizim topluma koyuyor. Kardeşim bizim toplum hiç başlamadı ki terk etsin namazı. Hiç başlamadılar ki namazı terk ederler sözünü alıyorsun. İşte İmam Şafii buyurdu ki namazı terk edenin işte öldürün, 3 gün hapse atın falan. Ya bizim toplum hiç başlamadı. Hiç başlamadı, namazı kılmadılar bizim toplum. Bir adam 5 vakit namaza başlar kılar sonradan terk eder. Heh, onu konuş. De ki bu adam tembelliğinden terk etti, tekfir edilir mi ya işte. Ya Allah Allah, ne yapacağız falan, bunu tartış. Ama bu adam bizim toplum hiç kılmadı, hiç. Zaten toplum bu kafa yüzünden, bu tarikatçı kafa yüzünden, bu diyanetçi kafa yüzünden, bu cemaatçi kafa yüzünden toplum bu yüzden bu hale geldi. Amele gerek yok dediler. Zaten kalbi temiz olan cennete gidecek dediler. Allah niyete bakar dediler. İslam'da tekfir yoktur dediler. Kimseye kafir demeyelim dediler. Böylece insanlar dedi ki kardeşim madem öyle İslam'da tekfir yok, demek ki biz tekfir edilemeyiz. E o zaman namaz kılmayan da zaten Müslümanmış. E namaza da gerek yok. E benim kalbim de temiz zaten. Allah da kalplere bakıyor. E hadi ben cennetliyim. Bu kafa yüzünden insanlar ameli terk ettiler. Bu tarikatçı, diyanetçi, cemaatçi kafalar yüzünden. İnsanlar ibadeti terk ettiler. Niye? Çünkü dediler ki İslam'da tekfir diye bir şey yoktur. Millet dedi ooo tamam, tekfir diye bir şey yoksa demek ki biz Müslümanız. E dediler namaz kılmayan da Müslümandır. Millet dedi ooo namaz kılmayan zaten Müslümanmış. E bir de dediler Allah kalbe bakar. Ooo Allah kalbe de bakıyormuş. Tamam ben tam cennetliyim yani. Hatta biz biriyle konuştuk. Adam diyordu ki ben tam cennetin ortasına gideceğim diyor. Yani çok yukarılara gitmeyebilirim belki diyor ama tam ortadayım diyor. Yani kendini tam cennetin ortasına koymuş. Niye? Bu adamlar yüzünden, bu tarikatçılar, bu cemaatçiler, bu diyanetçiler yüzünden insanlar ameli terk ettiler. Çünkü ameli terk edenin kafir olacağını kimse anlatmadı. Niye? Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın kafası yüzünden. Oysa ki arkadaşlar İslam'da hak ne kadar ağır olursa olsun söylenir. Çünkü hak insanları doğruya yöneltmek için söylenir. Doktor her zaman ona tedaviye gittiğinde o çok iyisin bir şeyin yok demez ki. Bazen sana acı bir reçete yazar. Bazen sana bir teşhis koyar. Bazen kansersin der. Ama senin iyiliğin için der. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, namaz kılan cennete gider, şöyle yapar, böyle yapar, bunu hep duydunuz. Namaz kılmayan hakkında Allah ne diyor? Değerli arkadaşlar, Allah namaz kılmayan hakkında kafir diyor, müşrik diyor ve cehennemlik diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli arkadaşlar. Bugün inşallah namaz meselesini ele alacağız. Namazın terki küfür müdür? Namazın Müslümanlara dünya hayatındaki faydası, kılmadığı zaman uğrayacağı hüsranlar vesaire, bu şekilde bu babda bir söyleşi yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun. Hocam çok önemli bir konu olarak namaz meselesini ele alacağız inşallah. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Nasıl bir giriş yapmak istersiniz? Evvela namaz meselesinde şunu söylemeyi isterim. İnsanlara çok güzel bir haberim var. Bu videoyu izleyenlere çok güzel bir haberim var. Arkadaşlar herkese bedava araba. Evet, yanlış duymadınız. Herkese bedava araba. Spor araba, son model. Herkese villa bedava. Herkese istediği herhangi bir yerde sınırsız büyüklükte arsa. Herkese ömrünün sonuna kadar yeme içme bedava. Evet. Herkese arttırıyorum arkadaşlar. Sınırsız para, istediği gibi harcama yapabilecek. Evet, videoya şöyle güzel bir giriş yapalım. İzleyenler eminim şu an diyor bunu anlatıyor bize değil mi? Biz namazın terkini izlemeye geldik. Namazın terki küfür müdür değil midir? Niye namaz kılmamız lazım falan. Bu adam ne anlatıyor? Arkadaşlar bu bir siyasi parti propagandası değil. Bu aslında bir paradoks, bir ironidir. Neden? Şimdi siz biraz önce söylediklerime hiç inanmadınız değil mi? Çünkü olmayacak vaatler. Yani bedava araba olur mu? Bedava ev olur mu? Bedava arsa olur mu? Bedava harcama olur mu? Bedava yeme içme olur mu? Hiçbiri olmaz. E ama Allah'ın sonsuz güzelliğindeki cennetlere bir la ilahe illallah deyip gideceğiz diyorsunuz. Benim kalbim temiz, cennetliyim diyorsunuz.
bütün bu evler, arabalar, arsalar bir bedel karşılığı oluyor da Allah'ın sonsuz güzellikteki cenneti elhamdülillah Müslümanım demekle ya da benim kalbim temiz demekle olacak mı zannediyorsunuz? Şüphesiz olmayacak. Biraz önceki sözlerim nasıl sizi güldürdüyse aynı şekilde münker ve nekir melekleri de size hesaba çektiğinde öyle gülecek. Münker ve nekir size kabirde soru sorduğunda ne diyeceksin? Valla benim kalbim temiz mi diyeceksiniz? Onlar aynı biraz evvelki gibi gülerler. Niye? Çünkü Allah ayette müminler ile kafirlerin, cennetlikler ile cehennemliklerin birbirleriyle konuşacağından haber vermiş ve eğer biz size uysaydık bizi saptırırdınız dediklerini söylemiştir. Dolayısıyla böyle bir durumda biz Müslümanların gülünç bir hale düşmemek için Allah korusun, Allah bu videoyu izleyen hiç kimseye cehenneme girmeyi nasip etmesin. Ama bu bir gerçektir. Hayatın sonunda öleceğiz. Allah Azze ve Celle'ye hesap vereceğiz. Nasıl ki villalar, arsalar, evler, arabalar, araziler, harcamalar bir bedel karşılığıysa arkadaşlar, cennet de bir bedel karşılığıdır. Ve değerli arkadaşlar, bu videoda büyük ihtimalle duymak istemeyeceğiniz acı gerçekleri duyacaksınız. Ancak videoyu izlerken şu şekilde izlemenizi en baştan bütün izleyicilerden istirham ediyorum, rica ediyorum. Nasıl ki siz doktora gittiğinizde doktorun size doğru söyleyeceğine eminsiniz ve kanser dahi olsanız, Allah göstermesin, kanser dahi olsanız doktor size maalesef kansersiniz der ve bir teşhis koyar. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, nasıl ki doktor bedenin hekimi ise davetçi de ruhun hekimidir, kalbin hekimidir. O yüzden bu bir acı reçetedir. Bu bir teşhistir. Bu gözle bakın inşallah. Şöyle düşünmeyin. Ya ben namaz kılmıyorum. Bu adam da namaz kılmayanlara şöyle şöyle dedi. Ya izlenmez bu ya. Böyle düşünmeyin. Bu bir doktorun acı reçetesiymiş gibi görün. Bu bir dostun acı bir sözüymüş gibi görün. Çünkü sizler kıyamet günü zaten bunun hesabını Allah'a vereceksiniz. En azından bu dünya hayatında şu sözlere kulak verin de umulur ki Allah Azze ve Celle kalbinizi yumuşatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace'nin iman bölümünün 9. hadisinde buyurdu ki iman dil ile ikrar, kalp ile tasdik, azalarla da ameldir. Yani arkadaşlar imanı dilinizle ikrar etmeyip, kalbinizle tasdik etmeyip azalarınızı amele dökmezseniz iman iddianı sadece ağızda kalırsa kalbinizi biz bilmiyoruz, Allah biliyor. İslam zahire hükmedeceği için iman iddianız da geçersizdir. Ama şu uyarıyı da muhakkak bir şekilde yapmadan namaz meselesine geçmek olmaz. Değerli arkadaşlar, isterseniz akşama kadar namaz kılın. İsterseniz böyle 10 metre sakalınız olsun. İsterseniz elinizden tesbih, dilinizden zikir hiç düşmesin. Yine de Allah katında hüsrana uğrayabilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü dinimizde öncelikli olan şey namaz değil arkadaşlar. Dinimizde öncelikli olan şey tevhiddir. Eğer bu videoyu izleyen kişi tevhidi hiç bilmiyorsan namaz kılıp kılmamanın sana hiçbir yararı olmaz. Neden? Çünkü Allah'ın kullarından ilk istediği şey nedir arkadaşlar? Bir kişi nasıl Müslüman olur? Kelime-i şehadet getirerek değil mi? Kelime-i şehadette ne var? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sizce ağızla söylenen bir kelime midir? Yani öyle bir söz düşünün ki Allah bütün dünyayı bu yüzden yaratmış. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Zariyat suresinde. Yani sizce Allah insanları, cinleri, kainatı, bütün bu evreni, bütün bu düzeni sırf birileri la ilahe illallah desin diye mi yarattı? Yoksa la ilahe illallah aslında bir eylem midir? Bir fiil midir? Arkadaşlar, namazdan önce bilmemiz gereken şey la ilahe illallah'tır. Bu uyarıyı en baştan yapalım. La ilahe illallah nedir? La ilahe nefidir. İllallah ispattır. La ilahe, la diyorsun, reddediyorum diyorsun, yoktur diyorsun. İlahe, ilah yoktur. İlahları reddediyorum. İlla Allah. Allah ilahtır diyorsun. La ilahe nefidir. İllallah ispattır. La ilahe, ilah yoktur. İllallah, Allah ilahtır diyorsun. Yani la ilahe illallah, la ile başlar. Red ile başlar. Allah'tan başka ilahları reddetmen gerekir. Peki Allah'tan başka ilahlar nedir?
Bugün insanlar taşa tahtaya mı tapıyorlar? Bugün insanlar niyet ettim şeytan rızası için namaz kılmaya mı diyor? Ya da bugün insanlar Müslüman olduğunu söyleyip kiliseye mi gidiyor? Hayır. Herkes Müslümanım diyor, herkes Allah diyor, din diyor, Kur'an diyor, namaz diyor. Peki nedir bu la ilahe illallah? Arkadaşlar la ilahe, ilah yoktur, illallah, Allah ilahtır. Bu ne demektir? Yani Allah'tan başka ilahları reddetmek. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur ne demektir arkadaşlar? Allah'tan başka ilahlar demek, tağut demektir. La ilahe nefidir dedik. La, ilah yoktur, reddediyorum. İllallah, Allah'ı kabul ediyorum ilah olarak. Allah'tan başka ilahlar tağuttur. Ve arkadaşlar la ilahe illallah diyebilmeniz için, Allah'tan başka ilahları reddediyorum diyebilmeniz için tağutu reddetmeniz lazım. Çünkü Allah Kur'an'ında buyurmuştur ki ben bütün peygamberleri tağutu reddedin, bana iman edin diye gönderdim. Ayet şöyle. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةً رَسُولًا اَنَعْبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Biz bütün ümmetlere bir peygamber gönderdik, Allah'a kulluk edin, tağutu da reddedin diye. Görüldüğü üzere Allah bütün ümmetlere peygamber gönderdik. Niye gönderdin ya Rabbi? اَنَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a kulluk etsinler, وَاِشْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Tağutu reddetsinler diye. Yani arkadaşlar Allah'ın bütün peygamberleri gönderme sebebi bu. Tağutu red. Tağutu red, la ilahe illallah'ın şartıdır. La ilahe diyebilmek için, İlahları reddetmek için tağutu reddetmeniz lazım. Niye? Çünkü Allah böyle yapanı Müslüman kabul etmiştir. Allah böyle yapanı cennetle müjdelemiştir. Rabbimiz Zümer suresi 17. ayette buyuruyor ki: "Vellezine iştenabu tağute ey ya'buduha ve enabu ilallahi lehumul busra febeşşir ibad." Yani Allah azze ve celle ayette buyuruyor ki tağutu reddeden, yalnızca Allah'a kulluk eden ve tağuttan uzak duran kullarımı cennetle müjdele. Bakın Allah azze ve celle bu ayette Zümer suresi 17. ayette tağutu reddeden, yalnızca Allah'a kulluk eden ve tağuttan uzak kalan, uzak duran kullarımı cennetle müjdele diyor. Allah bir kulunu nasıl müjdeler? Cennetle müjdeler, yani Allah'ın müjdesi budur. Mesela bir patronun müjdesi zamdır. Aynı şekilde Allah'ın müjdesi de aftır. Yani kardeşler tağutu reddederseniz Allah Zümer suresi 17. ayette sizi affederim diyor. Aynı Allah maalesef öyle tehlikeli bir haber veriyor ki bunu bilmeyen için Allah katında bir mazeret yoktur. Bakın burayı iyi dinleyin. Allah yine la ilahe illallah'ın şartı olan ilahları reddetmekteki o ilahlar genel ismi neydi? Tağuttu. Allah tağutu reddetmeyene arkadaşlar kafir diyor, kafir. Bakın Allah azze ve celle Bakara suresi 256. ayette buyuruyor ki la ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur. Kat, çünkü tebeyyene rüştü minel gay, doğruluk ve yanlışlık, hak ve batıl, güzel ve çirkin birbirinden ayrılmıştır. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتَاغُوتِ Öyleyse kim tağutu reddederse ve yu'min billah ve Allah'a da iman ederse fakat istemseke بِالْعُرْوَةِ الْغُسْقَى O İslam ipine sarılır. Yani ne olur? Müslüman olur. لَنْ فِسَامَ لَهَا O ip asla kopmaz. Yani Allah'ın ipi sizi yarı yolda bırakmaz. وَاللّٰهُ سَمِيُنْ عَلِيمٌ Allah her şeyi işitir ve bilir. Bu ayette görüldüğü üzere Allah doğruluk yanlışlıktan ayrılmıştır. Dinde zorlama yoktur. Kim tağutu reddeder, bana iman ederse Müslüman olmuştur diyor. Allah Bakara suresi 256. ayette bana iman eden Müslüman olmuştur. Ama ne yaparak ya Rabbi? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Kim tağutu reddeder ve yu'min billah ve Allah'a iman ederse Müslüman olmuştur diyor. Devamındaki ayette de tağutu reddetmeyene kafir diyor. Allah azze ve celle Bakara suresi 257. ayette buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu. Allah iman edenlerin yardımcısıdır. Yuhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Vellezine keferu, bakın dikkat edin. Vellezine keferu evliyahumut-tagut. Kafirler ise tağutu desteklerler. Tağut kafirlerin yardımcısıdır. Kafirler de tağutun yardımcısıdır. Yani birbirlerini reddetmezler. Birbirlerinden destek bulurlar. Yuhricuhum minen-nur ilez-zulumat. Tağut onları aydınlıktan karanlıklara iter. Ulaike ashabunnar. Onlar cehennem ehlidir. Hum fiha halidun. İçinde ebediyen kalmak üzere cehennem ehlidir diyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar Bakara suresi 257. ayette de Allah tağutu reddetmeyene kafir dedi. Yani namaz kılın veya kılmayın. Eğer tağutu reddetmediyseniz Müslüman değilsiniz. Bunu Ahmet Mehmet söylemiyor. Bunu Vahabiler şunlar bunlar söylemiyor. Bunu Allah söylüyor, Allah.
Nahl suresi 36. ayette bütün peygamberleri bu yüzden gönderdim diyor. Zümer suresi 17. ayette tağutu reddedeni cennetle müjdeliyor. Bakara 256'da Müslüman olmak için tağutu reddedin diyor. 257'de de tağutu reddetmeyenlere kafir diyor. Bunu Allah söylüyor, ben söylemiyorum. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, ister namaz kılın ister kılmayın evvela tağutu reddedeceksiniz. Çünkü kelime-i tevhidin, la ilahe illallah'ın şartı Allah'tan başka ilahları reddetmektir. Allah'tan başka ilahlar da tağuttur. Mesela ne? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sistem tağuttur. Mesela ne? Gaybtan haber veren falcılar, büyücüler, şunlar bunlar tağuttur. Mesela ne? Şeytan bir tağuttur. Mesela ne? Allah'la senin arana giren ne varsa, Allah'la senin arana giren ne varsa o bir tağuttur. Bu cep telefonun da olabilir, para da olabilir, kadın da olabilir, futbol da olabilir, particilik de olabilir, şeyhler de olabilir, tarikatlar da olabilir, her şey. Allah'la senin arana ne giriyorsa o tağuttur. Dolayısıyla bunu reddetmeden Müslüman olamazsın. Bunu bir kere bileceğiz. Yani bir kişi namaz meselesinden evvel bu meseleyi bilecek ki ben la ilahe illallah demeden Müslüman olamam. La ilahe illallah'ın şartı tevhiddir. Tevhid de ancak ilahları reddederek, yani tağutu reddederek gerçekleşir. Öncelikle bunu bileceğiz. Ondan sonra namaz meselesine gireceğiz değerli arkadaşlar. Hocam kısaca namaz ne zaman farz kılınmıştır, nasıl farz kılınmıştır? Bilgi amaçlı biraz açarsanız. Tabii ki. Evvela namazın farzlılığıyla alakalı aynı zamanda bu cümlelerimizin içerisinde bir cevap da var. Çünkü özellikle İstanbul'da ve Azerbaycan'da bir grup var. Bunlar diyorlar ki kişi bir vakit dahi olsa namaz kılmazsa kafirdir. Çünkü namaz dinin aslındandır diyorlar. Böyle bir şey ortaya atıyorlar. Arkadaşlar bunu ilerleyen dakikalarda cevap vereceğiz. Bu şüpheye cevap vereceğiz. Hatta konuşmamızın genelinde birçok şüpheye cevap vereceğiz. Namaz kılmayanları cennete sokanlara çok güzel cevaplar vereceğiz inşallah. Hem de ayetlerle hadislerle vereceğiz. Yani biz vermeyeceğiz. Allah konuşacak, Resulü konuşacak inşallah. Namazın farzlılığı Taha suresinin 130. ayetindedir. Allah Taha suresi 130. ayette Müslümanlara namazı farz kılmıştır. Ve Allah bu farz kılmayı Miraç'tan sonra gerçekleştirmiştir. Bütün sahabeler bu ayet hakkında konuşurken demiştir ki bu ayet Miraç'tan sonra inmiştir. Yani bu konuda bir mütevatir durum söz konusudur. Nitekim Rabbimiz Taha suresi 130. ayette buyuruyor ki güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki Rabbin senden razı olsun. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar bu ayette 5 vakit var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini tesbih et. 2 etti. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün iki ucunda tesbih et diyor. Gecenin bazı saatlerinde 3 etti. Gündüzün iki ucunda 5 etti. Allah bu Taha suresinde 130. ayette namazı müminlere farz kılmıştır. Taha suresinin 130. ayeti Peygamber Efendimiz Miraç'tan geldikten sonra inen ilk ayettir. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu ayetle de biz namazın farz olduğunu görüyoruz ki sahabeler bunda icma etmiştir. Bu ayetin Miraç'tan sonra indiğine dair. Dolayısıyla namaz ilk bu zaman farz oldu. Bu zamandan önce namaz farz değildi. Aynı şekilde Allah lafız olarak namaz size farz kılındı kelimesini de geçirmiştir. Taha suresinden sonra inen bir diğer ayette Nisa suresinin 103. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki namaz belirlenmiş vakitler içinde müminlere farz kılınmıştır. Yani Allah Azze ve Celle Nisa suresi 103. ayette de lafız olarak namazın farz kılındığını belirtmiştir. Namaz belirlenmiş vakitler içerisinde müminlere farz kılınmıştır diyerek. Yani Allah Azze ve Celle bize Nisa suresinin 103. ayetinde namazın farz olduğunu haber vermiş. Ama Nisa suresi 103. ayet inmeden hemen evvel Allah Azze ve Celle Taha suresi 130. ayette namazı bize günde 5 vakit olarak farz kılındığını emretmiştir. Yine Rabbimiz Kur'an'da 9 ayette emir kalıbıyla namaz kılın der. Ve bu namaz genellikle zekatla beraber zikredilir. وَاَقَامُ السَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ şeklinde. 9 ayette böyle Allah bize namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın der. Ve Kur'an'ın genelinde 130 ayette namazdan bahsedilir. Allah bize namaz kılınması ve bunun faziletlerine, insana getireceği yardımlara, iyiliklere ve güzelliklere değinir. Bugün bu konuya değinmeyeceğiz. Bugün namaz kılmayan kişi Müslüman mıdır, değil midir? Müslüman değilse niye Müslüman değil, Müslümansa niye Müslüman? Bu konuya değineceğiz. Ve bu yüzden bu video acı bir reçete olacak dedik zaten. En başta bunu söyledik. Görüldüğü üzere arkadaşlar namaz bu şekilde farz kılınmıştır. Allah Taha suresi 130. ayette namazı emretmiş. Nisa suresi 103. ayette farz olduğunu bize ki lafız olarak zikretmiş. Kur'an'ın 9 yerinde de namaz kılın diye emretmiştir. Namaz bu şekilde bize farz kılınmıştır.
Hocam buraya kadar anladık. Namaz kılan kişinin cennete gideceği ayetler, hadisler ışığında bellidir. Kılmayan için kimse bir şey söylemiyor. Yani bununla ilgili video bulmak gerçekten bir hayli zor. Evet. Bunu da açıklığa getirirseniz. Tabii ki. Genelde sosyal medyada işte namaz kılarsanız şöyle cennet var, böyle cennet var, hep bundan bahsediliyor. Ama kimse namaz kılmayanın ne olacağını anlatmıyor. Çünkü istiyorlar ki biz tepki görmeyelim. Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın, keyfimiz kaçmasın. Böyle anlatalım gidelim. Zaten toplum bu kafa yüzünden, bu tarikatçı kafa yüzünden, bu diyanetçi kafa yüzünden, bu cemaatçi kafa yüzünden toplum bu yüzden bu hale geldi. Amele gerek yok dediler. Zaten kalbi temiz olan cennete gidecek dediler. Allah niyete bakar dediler. İslam'da tekfir yoktur dediler. Kimseye kafir demeyelim dediler. Böylece insanlar dedi ki kardeşim madem öyle İslam'da tekfir yok demek ki biz tekfir edilemeyiz. O zaman namaz kılmayan da zaten Müslümanmış. Namaza da gerek yok. Benim kalbim de temiz zaten. Allah da kalplere bakıyor. Hadi ben cennetliyim. Bu kafa yüzünden insanlar ameli terk ettiler. Bu tarikatçı, diyanetçi, cemaatçi kafalar yüzünden. İnsanlar ibadeti terk ettiler. Niye? Çünkü dediler ki İslam'da tekfir diye bir şey yoktur. Millet dedi ooo tamam tekfir diye bir şey yoksa demek ki biz Müslümanız. Dediler namaz kılmayan da Müslümandır. Millet dedi ooo namaz kılmayan zaten Müslümanmış. Bir de dediler Allah kalbe bakar. Ooo Allah kalbe de bakıyormuş. Tamam ben tam cennetliyim yani. Hatta biz biriyle konuştuk. Adam diyordu ki ben tam cennetin ortasına gideceğim diyor. Yani çok yukarılara gitmeyebilirim belki diyor ama tam ortadayım diyor. Yani kendini tam cennetin ortasına koymuş. Niye? Bu adamlar yüzünden, bu tarikatçılar, bu cemaatçiler, bu diyanetçiler yüzünden insanlar ameli terk ettiler. Çünkü ameli terk edenin kafir olacağını kimse anlatmadı. Niye? Aman Ali Rıza Bey tadımız kaçmasın kafası yüzünden. Oysa ki arkadaşlar İslam'da hak ne kadar ağır olursa olsun söylenir. Çünkü hak insanları doğruya yönetmek için söylenir. Doktor her zaman ona tedaviye gittiğinde o çok iyisin bir şeyin yok demez ki. Bazen sana acı bir reçete yazar. Bazen sana bir teşhis koyar. Bazen kansersin der. Ama senin iyiliğin için der. Dolayısıyla değerli arkadaşlar namaz kılan cennete gider şöyle yapar böyle yapar bunu hep duydunuz. Peki namaz kılmayan hakkında Allah ne diyor? Değerli arkadaşlar Allah namaz kılmayan hakkında kafir diyor, müşrik diyor ve cehennemlik diyor. Nitekim Rabbimiz 1. ayette Rum suresi 31. ayette buyuruyor ki hepiniz ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namaz kılın ki müşriklerden olmayın. Bakın namaz kılın ki müşriklerden olmayın dedi Allah Azze ve Celle Rum suresi 31. ayette. Şimdi biz diyoruz ki Rum suresi 31. ayette Allah namaz kılmayana müşrik diyor. Ya işte o ayet öyle değil böyle değil. Sofiler sırf müşrikleri cennete sokmak için 50 tane takla açıyorlar. Gelin arkadaşlar ayetin Arapçasını okuyarak kelime kelime Türkçe'ye çevirelim. Bakalım Allah öyle mi söylemiş yoksa söylememiş mi? Bakın Rabbimiz diyor ki munibine ileyhi vettekuhu. Hepiniz ona yönelin ve ondan korkun. Kelime kelime gidiyoruz ya. Ve akamus salate. Namaz kılın. Ve tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olmayın. Ve akamus salate. Ve tekunu minel müşrikin. Namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Allah Azze ve Celle diyelim ki sizin dediğiniz gibi söylüyor. Yine de aynı kapıya çıkıyor. Niye? Çünkü aradaki kalıp değişse bile mana aynıdır. Namaz kılın, müşriklerden olmayın aynı manaya geldiği gibi namaz kılın ki müşriklerden olmayın da aynı manaya geliyor. Her ikisinde de Allah namaz kılmamakla müşrikliği eşit tutuyor. Yani sofilerin namaz kılmayanları cennete sokmak için attıkları 45 takla. Namaz kılmayan iş adamları var ya işte namaz kılmayan zenginler falan var. Onları cennete koymak için bu ayette bize karşı çıkıyorlar. Hadi diyelim ki sizin söylediğiniz gibi olsun. Aynı kapıya geldi. Namaz kılın ki müşriklerden olmayın ile namaz kılın müşriklerden olmayın arasında ne fark var hocam? Hiçbir fark yok. Yani iş yine döndü dolaştı aynı yere geldi. Allah burada namaz kılmamak ile müşrikliği eşit tutuyor mu kardeşim? Tutuyor, bitti. Allah namaz kılmamak ile müşrikliği eşit tutmuş. Yani namaz kılmayana müşrik diyemeyiz çünkü bu ayetin Arapçası şöyledir. Desek bile yine aynı kapıya geldi. Namaz kılın müşriklerden olmayın diyor Allah Azze ve Celle. Namaz kılın müşriklerden olmayın ile namaz kılın ki müşriklerden olmayın aynıdır. İkisinde de Allah namaz kılmamayı müşriklikle eşit tutuyor. Allah müşrik diyor ya. Müşrik. Müşrik nedir? Ebedi cehennemlik demektir. Allah'a ortak koşmak demektir. Subhanallah. Bir diğer ayette ise değerli arkadaşlar Rum suresi 31. ayeti söyledik. Allah burada namaz kılmayana müşrik dedi ve sofilerin dediği gibi desek bile namaz kılmamayı müşriklikle eşit tuttu. Geçelim diğer ayete. Allah Tövbe suresi 11. ayette şöyle buyuruyor. Fakat tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse
artık onlar dinde kardeşinizdir. Biz bilen bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Bakın arkadaşlar, dikkat edin. Allah bir kişiye Müslüman demek için ne şartlar koştu? Bu ayeti tefekkür ederek tekrar dinleyin. Allah İslam kardeşliğinin, Müslümanlığın gerçekleşmesi için insanlardan tövbe etmelerini istedi, namaz kılmalarını ve zekat vermelerini istedi. Zaten Hazreti Ebubekir bu ayeti delil alarak zekat vermeyenlerle savaştı. Bu ayeti delil alarak. Bakın Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki, fakat tövbe ederlerse, tamam ya Rabbi tövbe ettiler, sonra namazı kılar ve zekatı verirlerse, bak tövbe ettiler yetmedi, bir de amel lazım. Namaz kıldılar, zekat verdiler. Sonra ya Rabbi ne olacak sonra? Allah diyor ki artık onlar dinde kardeşinizdir. Yani kişinin dinde kardeşimiz olması için, Müslüman olması için tövbe etmesi, yani neydi? Hatırlayın, en başta tağutu reddetmesi lazım tevhid için. Tövbe etmesi, sonra da namaz kılması lazım. Allah tövbenin yanına namazı koyuyor. Bir adam Müslüman kardeşimiz olmak istiyorsa tövbe edip namazı kılacak. Çünkü Allah Tövbe suresi 11. ayette bunu böyle söylemiş. Yani hadi biz konuşuyoruz, bize Vahabi diyorsunuz. Bu ayetleri nasıl tevil edeceksiniz peki? Öyle ya, sofilere hep bize Vahabi diyorlar, İngiliz ajanı diyorlar. Bu ayetlere ne diyeceksiniz? Rum suresi 31. ayet, Tövbe suresi 11. ayet. Durun, daha bitmedi. Allah Azze ve Celle bakın üstüne basa basa 3. ayetimizde ne söyleyecek? Bakın üstüne basa basa. Rabbimiz Tövbe suresinde 5. ayette şöyle buyuruyor. Bakın dikkatle dinleyin. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bu cihatla alakalıdır. Savaş zamanlarıyla alakalı bir ayettir. Devamında bakalım ne diyecek. Onları yakalayın. Onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Gerçekten Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Bakın arkadaşlar, Allah bir kişiye Müslüman hükmünün verilmesi için ne söylüyor? Dikkat edin. Ne diyor? Eğer tövbe eder, yani bak tağutu reddedecek evvela. Hani bugün namazı İslam alameti sayanlara cevap vermiştik ya, hatırlarsanız. Namazı İslam alameti değildir. Tövbe İslam alametidir. Tağutu redd İslam alametidir. Namaz tağutu reddin yanında bir İslam alametidir. Tağutu redd gerçekleşmeden namaz başlı başına İslam alameti olmaz diye halkların hükmü videomuzda söylemiştik. Burada da bakın arkadaşlar, Allah Azze ve Celle diyor ki eğer tövbe ederler, namazı kılar, zekata verirlerse artık onları serbest bırakın. Niye ya Rabbi serbest bırakacağız? Çünkü Allah bağışlar diyor. Yani arkadaşlar, görüldüğü üzere Allah Azze ve Celle bir kişinin Müslüman olabilmesi için tövbe etmesinin yanında namaz şartını getiriyor. Amel şartını, zekat şartını getiriyor. Yani eğer sen benim tövbem, Müslümanlığım nasıl kabul olacak diyorsan tövbenin yanına namazı koymak zorundasın. Allah tövbenin yanında namaz olmayınca o kişiye Müslüman hükmü vermiyor. Allah bir kişiye Müslüman hükmünü verebilmek için onun tövbesinin yanında namaz da istiyor. Amel de istiyor. O yüzden ben tövbe ettim ya da Müslüman oldum dediğinizde namaz kılmadan bu gerçekleşmez. Geçelim 4. ayete. Allah Meryem suresi 59 ve 60. ayetlerde şöyle buyuruyor değerli arkadaşlar. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı terk ettiler. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıkların cezasını çekeceklerdir. Ancak tövbe edip iman eden ve iyi amellerde bulunanlar hariç. Yine arkadaşlar Allah Azze ve Celle bakın sapıkları anlatırken ne söyledi? Cennetlikleri anlatırken ne söyledi? Ayetin başında sapıkları anlattı. Sapıkları anlatırken dedi ki onlar nefislerine uydular, nefislerinin arzularına uydular, namazı bıraktılar. Bakın Allah ileride diyor ki onlar sapıklıklarının cezasını çekecekler, cehenneme girecekler diyor. Nefislerinin arzusuna uyup namazı bırakanlar hakkında diyor ki onlar namazı bıraktılar, nefislerinin arzusuna uydular, ileride cezalarını çekecekler. Tamam ya Rabbi, namaz kılmayan cehenneme girecek, anladık. Peki amel yapanlar, yani namaz kılanlar ne olacak? Allah Azze ve Celle devamında da diyor ki değerli arkadaşlar, ancak tövbe edip iman eden ve iyi ameller yapanlar hariç. Yani onlar cennete gidecek diyor. Değerli arkadaşlar, görüldüğü üzere Allah namazı bırakanlar hakkında, namaz kılmayanlar hakkında onlar sapıklıklarının cezasını çekecekler diyor. Allah Azze ve Celle apaçık bir şekilde bu ayette söylüyor. Devamında da amel yapanların mükafat alacağını, onların böyle olmayacağını haber veriyor. Yine bir başka ayetimize geçelim. Müddessir suresi 40 ve 43. ayetlerde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onlar cennetler içinde sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan da nedir? Cehennemlikler şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Görüldüğü üzere arkadaşlar, cennetlikler cehennemliklere bir soru soruyor. Diyor ki sizi şu yakıcı azaba sokan da nedir? Cehennemlikler de şöyle cevap veriyor.
Biz namaz kılanlardan değildik. Bakın apaçık bir şekilde Allah namaz kılmayanların cehennemlik olacağını haber vermiştir. Bu da gösteriyor ki bir adamın ya ben namaz kılmıyorum ama Müslümanım ya da ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz şeklinde söylediği sözler sadece kendini kandırmasıdır. Sadece emin olun yani. Ve bunu da kötülük amaçlı sizin kalbinizi kırmak amaçlı falan söylemiyorum. Vay işte Allah belalarını versin falan bu kafayla değil. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum ki kıyamet günü Allah Azze ve Celle hesap verebilir bir durumunuz olsun. En azından namazınızı kılın, taatü reddedin. Allah'la aranızdaki günahları Allah Azze ve Celle affedeceğini haber vermiştir. Değerli arkadaşlar, yine bir başka ayetten örnek vermemiz gerekirse, sanırım buraya kadarki ayetler yeterli ama hadi bir tane daha söyleyelim. Allah Azze ve Celle Mursalat Suresi 48 ve 49. ayette diyor ki, onlara rükû edin, yani namaz kılın denildiği zaman rükû etmezler. O gün yalanlayanların vay haline. Değerli arkadaşlar, alimler bu ayet hakkında demişlerdir ki onlara rükû edin yani namaz kılın dendiği zaman etmezler. O yalanlayanların vay haline. Ayeti hakkında alimler demişler ki namaz kılmayan kişi bu ayetten dolayı kafirdir. Niye? Çünkü namaz kılmayan bir kişi diliyle olmasa da ameliyle namazı inkar etmiştir. Diliyle olmasa da ameliyle namazı yalanlamıştır. Diliyle olmasa da ameliyle namaz kılmayarak Allah'ın emrini terk etmiş, yüz çevirmiş, yalanlamış ve inkar etmiştir. Bu yüzden alimler namaz kılmayan kişinin kafir olduğunu söylemiştir. Değerli arkadaşlar, görüldüğü üzere şu ana kadar namazın terkinin küfür olduğuna dair ayetleri söyledik. Allah Rum suresi 30 ve 31. ayetlerde bize Allah'a yönelin, Allah'tan korkun, namaz kılın, müşriklerden olmayın dedi. Sonra devamında Tövbe suresi 11. ayette kişinin Müslüman olabilmesi için tövbe edip namaz kılması gerektiğini söyledi. Aynı şekilde devamındaki ayette de Allah Azze ve Celle tövbe edip namaz kılıp zekatı verenler sizin dinde kardeşinizdir dedi. Bir kişinin din kardeşimiz olması için namaz şartını getirdi. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Meryem suresi 59-60. Ayetlerde namaz kılmayanların hevalarına, nefislerine uyan cehennemlikler olduğunu ve onların azaplarının, sapıklıklarının karşılığını göreceğini söyledi. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle Müddessir suresi 40 ve 43. ayette cennetliklerin cehennemliklere neden cehennemdesiniz sorusunu namaz kılanlardan değildik şeklinde cevap verdiğini belirttik. Son ayetimizde de Mürselat suresi 48 ve 49. ayette Allah Azze ve Celle onlara namaz kılın denildiği zaman namaz kılmıyorlar vay o yalanlayan haline diyerek bunlara bu azabı müjdelemiştir, haber vermiştir. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere bu ayetler apaçık bir şekilde karşımızdaki namaz kılmayan kişi Müslüman değildir, müşriktir ve namazı inkar etmiş sayılacağından dolayı namaz kılmayarak namazı inkar etmiş sayılacağından dolayı delil de Mursalat suresi 48 ve 49. ayetlerdir. Allah Azze ve Celle onlara namaz kılın denildiği zaman namaz kılmazlar. Vay o yalanlayanların haline diyor. Yani namaz kılmayanları namazı yalanlayanlar olarak nitelendiriyor Allah Azze ve Celle. Bu ayette delildir ki namaz kılmayan cehennemliktir, müşriktir ve kafirdir değerli arkadaşlar. Hocam buraya kadar anladık. Allah Azze ve Celle'nin kitabı keriminde namaz kılmayanları kafirlikle sıfatlandırmıştır. Evet. Peki bu konu ile ilgili hadis-i şerif var mı? Evet, bu konuyla alakalı hadisler de var. Arkadaşlar biz az evvel de söylediğimiz gibi namaz kılmayan kişi Müslüman değil dediğimizde kötülük amaçlı söylemiyoruz. Yani vay işte namaz kılmayanlar şöyle olacak böyle olacak yaşasın değil yani. Sizin iyiliğiniz için bunu söylüyoruz. Bu namaz ayetlerini, namaz kılmamanın cehennemlik neticesi olduğunu, küfür neticesi olduğunu, Allah'ın Rum suresi 31. ayette namaz kılmayana müşrik dediğini söylediğimizde sizi namaza teşvik etmek için böyle söylüyoruz ki bazen değerli arkadaşlar bir el kirlendiğinde diğer el onu sert bir şekilde ovalayarak temizler. Bu elin iyiliğini istediğimizdendir, kötülüğünden değil. Ya da çok değerli bir halımız vardır. O halıyı böyle tahtayla vura vura tozunu alırız değil mi? O halıyı sevmediğimizden değil, temizlemek istediğimizdendir. Ya da başka bir örnek verelim. Mesela diyelim ameliyat oldunuz ve vücudunuzda bir yer kangren oldu. Diyelim ki parmağınız kangren oldu. Bu parmağınızın vücudunuzdan kesilip atılması vücudunuza zarar vermek için değil. Tam tersine vücudunuzun kalan organlarını korumak içindir. O yüzden namazın terki hakkında ayetleri söylediğimizde inşallah bunun bir hayır ve hasenat amaçlı olduğunu bilmenizi isterim. Diğer meseleye gelecek olursak biz namazın terkiyle alakalı ayetleri söylediğimizde sofiler diyorlar ki ya işte bu ayetler var da Peygamber Efendimiz namaz kılmayana Müslüman demiş diyorlar. Birazdan o hadise geleceğiz. Ama gelin arkadaşlar evvela bu iftiraya bir cevap verelim. Peygamber Efendimiz namaz kılmayana bakalım ne demiş? Değerli arkadaşlar, Peygamberimiz namaz kılmayana kafir diyor. Namaz kılmayana müşrik diyor. Namaz kılmayana münafık diyor. Bakın
sahih hadislere bakalım. Hiç zayıf veya garip hadis almadım. Hiç hasen hadis almadım. Hep sahih hadis aldım. Bakın arkadaşlar, birinci hadisimizde Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beynel abdi vel kufri terekes salat. Kul ile küfür arasında namazı terk etmesi vardır. Beynel abdi vel kufri terekes salat. Kul ile küfür arasında namazı terk etmesi vardır. Kaynağını da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Müslim'in sahihinin birinci cildinin 82 numaralı hadisi. Ebu Davud'un hadis kitabının 4678 numaralı hadisi. İmam Tirmizi'nin sahihinin 2619 numaralı hadisi, İmam Nesai'nin hadis kitabının 465. Süneninin 465. hadisi, yine aynı şekilde İbn-i Mace'nin Süneninin 1078 numaralı hadisi. Bu hadis sahihtir. Görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz kişiyle küfür arasında namazı terk etmesi vardır diyor. Yine ikinci bir hadisimizi söyleyelim. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu rivayet etmiştir. Resulullah buyuruyor ki kul ile şirk arasında namazı terk etmekten başka hiçbir şey yoktur. Bakın, kul ile şirk arasında namazı terk etmekten başka hiçbir şey yoktur. Kişi namazı terk etti mi artık şirk koşmuş olur. Peygamberimiz buyuruyor ki kişi namazı terk etti mi artık şirk koşmuş olur. Yani Resulullah diyor ki bir adamın müşrik olmasına engel olan şey namazdır. Eğer o adam namaz kılmazsa o adam müşrik olur diyor. Şirk koşmuş olur diyor. Çünkü namaz kılmamak şirk koşmaktır diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadiste arkadaşlar İbn-i Mace'nin Süneninin 1080. hadisinde yine aynı şekilde Elbani buna İbn-i Mace'nin Sünenindeki bu hadisi tahric ederek sahih demiştir. Onu da belirtelim değerli arkadaşlar. Bu hadis sahih bir hadistir. Kim namazı terk ederse Allah'a şirk koşmuştur. Hadisi sahihtir değerli arkadaşlar. Yine üçüncü bir hadis zikredelim. Bu üçüncü hadiste ise Büreyde bin Hasib radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki değerli arkadaşlar. El-ahdellezî beynena ve beynehumus salatu femen terekehâ fakat kefera. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bizimle onlar arasındaki ahit namazdır. Her kim namazı terk ederse kafir olur. Tekrar söyleyelim. El-ahdüllezî beynena ve beynehumus salat. Bizimle onlar arasında, yani bizle kafirler arasında, bizle müşrikler arasında, bizle münafıklar arasındaki ayrım, fark salattır. Yani namazdır. Devamında da Resulullah buyuruyor ki femen terekehâ fakat kefera. Kim onu terk ederse kafir olur. Diyor değerli arkadaşlar, burada da Resulullah namaz kılmayanın kafir olduğunu belirtiyor. Kaynakta İmam Tirmizi'nin sahihinin 2623. numaralı hadisi, İmam Nesai'nin hadis kitabının 1. cildinin 231 numaralı hadisi, aynı şekilde İbn-i Mace'nin Es-Sünnesi'nin 1079 numaralı hadisi ve İmam Ahmed'in Müsned'inin 346 numaralı hadisi. 5. cilt 346 numaralı hadisi değerli arkadaşlar. Yine aynı şekilde Elbani Et-Targibus Sahih isimli kitabında bu hadise sahih demiştir. Değerli arkadaşlar, yani namaz kılmayan kafirdir hadisi sahihtir. Geçelim dördüncü hadisimize. Dördüncü hadisimizde Muaz radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sakın kasten bir farz namazı terk etme. Çünkü kasten farz namazı terk eden kimsenin üzerinden Allah'ın himayesi kalkmış olur diyor değerli arkadaşlar. İmam Ahmed'in Müsned'inde geçen bu hadis 5. cildin 238 numaralı hadisidir. Yani değerli arkadaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki sakın kasten bir namazı terk etme. Eğer kasten bir namazı terk edersen Allah'ın himayesinden çıkarsın. Allah'ın himayesinden çıkmak nedir? Allah'ın himayesinden çıkmak imandan çıkmaktır. Yani İslam'dan çıkmaktır. Allah'ın dininden çıkmaktır değerli arkadaşlar. Yine bir başka hadis söyleyelim. Beşinci hadisimiz. Beşinci hadisimiz de Tirmizi'de ve Nesai'de geçer değerli arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men tarakes salate fakat kefer. Kim namazı terk ederse küfre düşer diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste aynı şekilde sahihtir. Yine altıncı bir hadis söylememiz gerekirse bu da İbn-i Mace'de ve Teberani'de geçer. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim namazı terk ederse Allah'ın zimmetinden dışarıya çıkar. Yani Allah'ın korumasından, Allah'ın dininden dışarıya çıkar diyor. Yine yedinci hadis söyleyelim değerli arkadaşlar. Bunu da Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki namazı terk etmek şirktir. Tekrar söylüyorum, namazı terk etmek şirktir. Bu hadis de sahihtir değerli arkadaşlar. Bunu Abdurrezzak Musannef'te 5009. hadis olarak nakleder. Muhammed bin Nasır'da Kitab-ı Salat'te 888. hadis olarak nakleder.
Taberi ise Usulü Sünne kitabında 1513. hadisinden nakleder ve aynı şekilde Acurri Eş-Şeria kitabında 133. hadiste bunu sahih bir senetle rivayet etmiştir. Acurri bu hadise sahih demiştir. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz buyuruyor ki namazı terk eden Allah'a şirk koşmuştur. Namazı terk etmek şirktir diyor Peygamber Efendimiz, bu hadiste sahihtir. Geçelim 8. hadise. Yani buraya kadar hadisler yeter de devam edelim yani. Hadis nakletmeye devam edelim. Bu da son olsun inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Enes bin Malik bunu rivayet ediyor bu arada. Resulullah şöyle söylüyor. Her kim kasten namazı terk ederse açıkça küfre düşmüştür. Açıkça bakın. Hiç şüphe yok. Her kim kasten namazı terk ederse açıkça küfre düşmüştür diyor. Bu hadisi de Taberani Evsat'ta 524. hadis olarak naklediyor. İmam Heysemi de Mecmu-u Zevaid'de 1. ciltte 295 numaralı hadisinde bunu tahric etmiştir. Değerli arkadaşlar, Peygamberimiz burada da bunu terk etmenin, namazı terk etmenin küfür olduğunu belirtmiştir. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz de çok açık bir şekilde namazı terk etmenin şirk ve küfür olduğunu söylemiştir. Hadisler sahihtir. Yani burada araştırdım ki sadece sahih hadisleri söyleyeyim. Sofiler, bu diyanetçiler, tarikatçılar, cemaatçiler falan kışkırmasın diye. Değerli arkadaşlar, görüldüğü üzere bu hadisler var. Peki gelelim biraz evvel bahsettiğimiz şüpheye. Bunlar hocam bazı hadisler getiriyorlar. Diyorlar ki bakın bu hadisler delildir. Allah namaz kılmayan kişiyi cennete koyacaktır. Gelin arkadaşlar bu hadisleri tek tek ele alalım. Bunların şüphelerine cevap verelim. Birincisi, bunlar diyorlar ki Allah namaz kılmayana isterse azap eder, isterse azap etmez. Bu Peygamber Efendimizin hadisidir diyorlar. Bakın değerli arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların söylediği hadiste şöyle buyuruyor. 5 vakit namazı Allah kullar üzerine farz kılmıştır. Yani bu getirdikleri şüphe hadisini söylüyorum. Şimdi cevap vereceğiz. 5 vakit namazı Allah kullar üzerine farz kılmıştır. Her kim güzelce abdest alır ve bu namazları vaktinde kılarsa, rükûsunu, huşûsunu tas tamam yerine getirirse Allah onu bağışlamaya söz vermiştir. Fakat böyle yapmadan huzuruna gelenler hakkında bir sözü yoktur. Dilerse azap eder, dilerse bağışlar. Bu hadis arkadaşlar İbn-i Mace'nin 115 numaralı hadisidir, Muvatta'nın 90 numaralı hadisidir, Müsned'in 234 numaralı hadisidir, Ebu Davud'un Sünen'inde, İbn-i Mace'nin ve İmam Nesai'nin Sünenlerinde de geçer. Bu hadis sahihtir. Hadisin sahihliğinde hiçbir problem yoktur. Ama değerli arkadaşlar, bu hadis hakkında bakalım alimlerimiz ne demiş? Öyle ya, biz meseleleri değerlendirdiğimizde ne diyoruz? Ehl-i Sünnetiz. Yani ne? Selefi Salihin akidesindeyiz. Selefi Salihin neydi? Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Değil mi? Biz diyoruz ki biz ehl-i sünnetiz, selef-i salihiniz. Bakalım alimler bu hadis hakkında ne demiş? Yani siz nurcuların soru cevap siteleri var ya, o sitelerde işte sofilerin YouTube kanallarında işte namaz kılmayan Müslüman mıdır hocam soruyorlar. Adam da böyle yapıyor. E tabi namaz farzdır ama kılmayan kişi Müslümandır çünkü Peygamberimiz şöyle buyurur diyor. Yani bak milleti ibadetten alıkoyuyor. İşte millet bunlar yüzünden kafayı yedi. Millet bunlar yüzünden imanı terk etti, ibadetleri terk etti. Zaten namaz kılmayan cennette dediniz. Zaten dinde tekfir yok dediniz. Millet de dininde titizliği bıraktı. Zaten tekfir yok, zaten namaza gerek yok. Adam niye uğraşsın ki? Maşallah. Kardeşim cehalet mazeretse biz de cahil olalım hocam. Zaten cehalet mazeretmiş, oh. Zaten herkes cennete gidiyormuş. Yeter. Ne gerek var ki? Niye uğraşıyoruz yani? Değerli arkadaşlar, bizim selefimiz İmam Mervezi Rahimullah bu hadisi naklettikten sonra onun döneminde de bu hadisi getiren şüpheciler var. O şüphecilere bakın nasıl cevap veriyor. İmam Mervezi diyor ki, İmam Ebu Sebir, İmam Ebu Ubeyde ve İmam Şafi bu hadis hakkında vakti çıkana kadar namazı terk eden kimsenin kafir olmayacağına delildir demiştir. Buyurun buradan yakın. Ne oldu? Ne oldu? Görüldüğü üzere İmam Mervezi rivayet ediyor, diyor ki, İmam Ebu Sebir, İmam Ebu Ubeyde, İmam Şafi üçü de seleftir. Diyor ki bu üç alim, İmam Şafii zaten herkes tanıyordur. Bu üç alim bu hadisi sorduklarında, delil getirdiklerinde demiştir ki bu namazı vakti çıkana kadar, vakti geçene kadar namazı kılmayan kişinin tekfir edilmeyeceğine delildir. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Diyor ki Peygamber Efendimiz hadisin başında ne söyledi dikkat edin. Peygamberimiz dedi ki Allah 5 vakit namazı farz kılmıştır. Her kim güzelce abdest alır ve bu namazları vaktinde kılarsa, bakın vaktinde kılarsa, huşuyla kılarsa Allah onu cennete alacağına söz vermiştir. Ama kim de böyle yapmazsa Allah'ın böyle bir sözü yoktur. Dilerse azap eder, dilerse etmez. Yani Peygamberimiz diyor ki vaktinde namaz kılarsan cennete gidersin ama geciktirerek kılarsan Allah isterse gidersin, istemezse gitmezsin. Yani bu hadisten yola çıkarak namaz kılmayan Müslümandır delili alınmaz.
Hatta tam tersine bu hadis tehdittir, tehdit. Bu hadis namazın vaktinde kılınmasına dair bir tehdittir. Allah Resulü diyor ki vaktinde kalan cennete gider, vaktinde kılmayanı Allah isterse azap eder, isterse etmez diyor. İmam Şafi bu görüştedir. İmam Ebu Ubeyde bu görüştedir. İmam Ebu Sevr bu görüştedir. İmam Mervezi bu üçünden rivayet ediyor. Diyor ki bu hadis namaz kılmayanın tekfir edilmeyeceğine delil olmaz. Bu hadis vakit çıkana kadar namazı kılmayanın tekfir edilmeyeceğine delildir. Vakit çıkana kadar. Zaten hadiste de böyle söylüyor. Namaz kılmayanı Allah isterse cennete alır demiyor. Bunu yapmayanları dilerse azap eder, dilerse etmez diyor. Neyi yapmayanları ya Resulallah? Vaktinde namaz kılmayanları, huşuyla namaz kılmayanları diyor. Hadisin tamamını okuduk az evvel değil mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah kullarına namazı farz kılmıştır. Her kim güzelce abdest alır, vaktinde namazını kılarsa, rükûsunu, huşûsunu güzel bir şekilde yaparsa Allah bunu cennete alacağına söz vermiştir. Fakat böyle yapmadan huzuruna gidenleri ister azap eder ister etmez. Yani peygamber burada diyor ki vaktinde namazını kılarsan, güzelce kılarsan cennete gidersin. Ama bunları yapmazsan Allah sana ister azap eder ister azap etmez diyor. Bunları yapmazsandan kasıt namaz kılmazsan değil. Vaktinde kılmazsan, huşu ile kılmazsan diyor peygamber. Namaz kılmazsan demiyor ya, böyle der mi peygamberimiz ya? O zaman hadis hadisle çelişir hocam. Az önce bir sürü hadis söyledik. Namaz kılmayan müşriktir, namaz kılmayan kafirdir diye. O zaman hadis hadisle çelişir. Az önce ayet söyledik. Allah Rum suresinde namaz kılmayana müşrik dedi. Allah namaz kılmayanların cehennemlik olduğunu söyledi. Bir sürü hadis söyledik, bir sürü ayet söyledik. O zaman ayetlerle hadisler birbirleriyle mi çelişecek? Haşa ve kella. Yani bu onlara delil olmaz. Birinci şüphe bu. Geçelim ikinci şüphelerine. Bu sofilerin yanına bir ek geldi hocam. Azerbaycan'da bazı mürciyeler var. Bunlar diyorlar ki namaz kılmayan Müslümandır. Bunlar Suudçu, Suud kafasındalar. Bunlar diyorlar ki hocam namaz kılmayan Müslümandır. Çünkü Peygamber Efendimiz İbn-i Mace'nin 3273. hadisinde namaz kılmayanın cennete gideceğini söylemiştir. Bakın değerli arkadaşlar, hadisi size nakledeceğim. Hiç eksiksiz okuyacağım. Hadisi de araştırdım. Sahihtir hadis. Onu da söyleyeyim ben baştan. Hadi size okuyacağım. Bakın bakalım ne anlayacağız. Bu Azerbaycanlı Suudçuların getirdiği delil bakalım doğru mu? Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam bir elbisenin değişik renkleri silinip gittiği gibi silinecektir. Bakın İslam bir elbisenin renklerinin silindiği gibi silinecektir diyor. Hatırlarsanız biz daha evvel söylemiştik. Peygamberimiz buyuruyor ki ümmetimin ömrü 15 asırdır. İşte ahir zaman gelecek, kıyamet kopacak, Mehdi gelecek, İsa inecek. Bunları anlatmıştık. Gerçi sofilere göre hocam şu an dünyada 1,5 milyar Müslüman var. Ahir zamanda. Nasıl ahir zamandayız arkadaşım? Ahir zamandaysak Müslümanların az olması lazım. Ahir zamandayız, 1,5 milyar Müslüman nasıl oluyor? Sübhanallah. İşte tekfirsizliğin zararları. Peygamberimiz buyuruyor ki İslam bir elbisenin eskimesi gibi silinecektir. İslam bitecektir diyor. O kadar ki, bakın Peygamberimiz buyuruyor. O kadar ki oruç, namaz, hac ve sadakanın ne olduğu bilinmeyecek. Yani burada Müslümanlar oruç tutmayacak, namaz kılmayacak demiyor. İnsanlar bilmeyecek diyor. Yani müşrikler, kafirler, zındıklar orucun, namazın, sadakanın ne olduğunu bilmeyecektir diyor. Devam edelim. Yüce Allah'ın kitabı üzerine bir gecede yürünülecek ve yeryüzünde bir ayet dahi kalmayacaktır. Yani değerli arkadaşlar, yeryüzünde böyle bir gece boyunca bile yürüsen bir tane bile ayet bulamayacaksın diyor peygamber. Yani dinden insanlar o kadar uzaklaşacak. Dini yaşamaktan, dini amele dökmekten o kadar uzaklaşacaklar diyor. Sonra ne olacak ya Resulallah? Peygamberimiz buyuruyor ki insanlardan bir kesim geriye kalacak. Oldukça yaşlı başlı kimseler diyecekler ki biz babalarımızı şu sözü söylerken işittik. Onlar la ilahe illallah derdi. Bu sebeple biz de la ilahe illallah diyoruz. Bakın peygamberimiz diyor ki ahir zamanda küfür o kadar yaygınlaşacak ki insanlar diyecek ki ya bizim babalarımız la ilahe illallah diyordu, biz de o yüzden la ilahe illallah diyoruz. Bunun üzerine Sıla ona şunu sordu. Bak Sıla bu hadisi alan kişidir. Hadisi söyleyen Hazreti Muhammed'dir. Hadis bitti arkadaşlar. Buraya kadar hadisi naklettik, bitti. İnsanlar babalarından la ilahe illallah duyup la ilahe illallah diyecekler diyor. Hadis burada bitti. Sonra Sıla diye bir ravi, yani Sıla tabiinden bir alimdir. Hadisi rivayet eden kişidir. Huzeyfe Sıla'ya hadisi anlatıyor. Huzeyfe de hadisi peygamberimizden duymuş. Yani burada üçüncü bir kişi var. Sıla diye bir tabiin alimi var, muhaddistir. Hadisi nakledecek. Huzeyfe'den dinliyor ya, ona soru soruyor. Sıla Huzeyfe'ye sordu. Peki onlar namazın, orucun, haccın, sadakanın ne olduğunu bilmedikleri halde la ilahe illallah'ın onlara faydası ne olacaktır? Bakın burada
Peygamber sormuyor, sahabe sormuyor. Tabi'in Huzeyfe'ye soruyor. Yani hadisi rivayet eden kişi sahabeye soruyor. Huzeyfe de ondan yüz çevirdi. Bakın sahabe bu soruya cevap vermiyor. Bu soruya cevap vermiyor. Sonra üç defa aynı soru sorulunca Huzeyfe her soruya yüz çevirerek cevap verdi. Yani bütün soruları cevapsız bıraktı. Sonra üçüncüsünde adama döndü ve şöyle söyledi. Ey Sıla, bu söz onları cehennem ateşinden kurtaracaktır dedi ve üç kere tekrar etti. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu söz onları cehennem ateşinden kurtaracaktır dediğinde La ilahe illallah'tan bahsediyor. Ve bu söz peygamberin sözü değil, sahabenin sözüdür. Bu bir. Sahabenin sözü peygamberin sözünün önüne geçirilemez. Az önce bir sürü ayet söyledik, bir sürü hadis söyledik ki namaz kılmamak şirktir, küfürdür. Sahabe burada ne diyor? Bu söz onları cehennem ateşinden kurtaracaktır diyor. Şimdi cevaplara geçelim. Bir, birincisi cehennem ateşinden kurtaracaktır. Onlar bu şekilde cennete girecek midir diyor. Hayır. Cehennem ateşinden kurtaracaktır diyor. Yani belki de burada şu kastedilmiştir. Onlar fetret ehlidir. Allah onları baştan imtihan edecektir. Bu söz kastedilmiş olabilir. İkincisi, bu söz onları cehennem ateşinden koruyacaktır diyor. Cennete girecektir demiyor ki. Belki de Allah Azze ve Celle onları cennetin ve cehennemin nimetleri içerisinde bir imtihana tabi tutacak ve onlar içerisinde dilediklerini cennete, dilediklerini cehenneme alacaktır. Üçüncüsü ise arkadaşlar, üçüncüsü ve en önemlisi burada diyor ki bu söz onları cehennemden kurtaracaktır. Söylediği söz neydi arkadaşlar? La ilahe illallah'tı. La ilahe illallah sözü ne demekti? Ta dersin en başından bilerek anlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini ve Allah'ın ayetlerini söyledi ki La ilahe illallah nefi ve ispattır. Bir adam la ilahe demeden illallah diyemez. La ilahe yani ilahları reddediyorum, tağutları reddediyorum. Bir adam ilahları yani tağutları reddetmedikçe Allah'a imanı geçerli olmaz. La ilahe illallah ağızda söylenen bir söz değildir. La ilahe illallah ameldir, eylemdir, fiildir dedim. Bu adam da yani sahabe de Huzeyfe radıyallahu anh da diyor ki bu söz onları ateşten kurtaracaktır diyor. Neden bu sonuca vardık? Çünkü sahabe bu söze 3 kere cevap vermedi. 3 kere bu soruya yüz çevirerek cevap verdi. Bu da delildir ki sahabe bu adamların cehennemlik olduğunu söyledi. Söylemeyi kastetti, azmetti. Sonra üçüncüsünde cevap verdi dedi ki bu söz onları ateşten koruyacaktır. Yani la ilahe illallah sözü insanı cehennemden kurtarır. La ilahe illallah diyorlarsa eğer gerçekten la ilahe illallah diyorlarsa babalarından duydukları gibi zaten namaz kılarlar. Zaten tevhidi bilirler, tağutu reddederler diyor. Zaten la ilahe illallah onları ateşten korur diyor. Burada üçüncü görüş ağır basmaktadır. Yani bu namaz kılmayan Müslümandır'a delil olmaz. Kaldı ki velev ki bu hadisi aldık diyelim. Velev ki bu hadisi aldık. Burada hadis onlar babalarından duydukları la ilahe illallah sözünü söylerler kısmında bitiyor. Onun devamındaki bütün kısım sahabe sözüdür. Hadis değil ki. Yani o kısımdan sonraki hiçbir söz dinde bağlayıcı değildir. Babalarından duydukları la ilahe illallah söylerler dedi. Noktayı koydu peygamber. Hadis orada bitti. Devamında da sıla sahabeye soru soruyor. Ne olacak falan diye soruyor. Yani hadis orada bitti. Yani bu hadiste size delil yok. Sahabe sözü var orada. Sahabe sözü de bir yorumdur. İsabet ederse ecir alır, isabet etmezse yine ecir alır. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, burada zaten delil çıkmaz. Zaten delil çıkmaz. Hadi çıktı diyelim. Hadi bir şekilde çıktı diyelim. Burada kastedilen la ilahe illallah bizim kastettiğimiz manada bir la ilahe illallah'tır. Yoksa la ilahe illallah deyip akşama kadar içki içmek, la ilahe illallah deyip akşama kadar Allah'a ortak koşmak, işte la ilahe illallah deyip particilikle, tarikatla, şuyla buyla Allah Azze ve Celle dışında bir takım tatlı, şirin, güzel ilahlar edinmek değildir. Tabii kendi nefsinize göre. Geçelim üçüncü şüpheye. Namazın terkiyle alakalı. Üçüncü şüphe de diyorlar ki Ebu Hanife şöyle söylemiş, İmam Şafii böyle söylemiş, namaz kılmayan Müslümandır, namaz kılmayan şöyledir, böyledir falan. Bu alimlere iftira atıyorlar. Şimdi arkadaşlar gelin bu üçüncü soruya biraz ayrıntılı bir cevap verelim. Ayrıntılara öyle bir girelim ki artık bunlara böyle kaçacakları bir delik bırakmayalım. Öyle ya, kaçacakları bir delik kalmasın ki insanları da saptırmasınlar. İnsanları da azdırmasınlar. Değerli arkadaşlar, evvela şunu belirteyim. Alimler kitaplarında namazı terk edenlerden bahsettiklerinde, namazı terk eden kişi şudur budur dediklerinde namazı tembellikten dolayı terk edenlerden bahsediyorlar. Ve bunun hakkında fıkıh kitaplarında çok güzel bir örnek var. Bakın bu örneği de size söylemek için not almışım. Diyor ki bir adam namaza başlayıp sonra terk ederse bu adamın misali karısını terk eden adamın misali gibidir. Eğer bu adam o kadınla hiç evlenmemişse buna terk etmek denmez.
Yani bu fıkıh kitabındaki bir örnektir. Bu neyi söylemeye çalışıyor değerli arkadaşlar? Yani diyor ki bir adam namazı kılıyorsa, eğer 5 vakit namaz kılıyorsa, bu adam 1 vakit 2 vakit terk ettiğinde bu namazı terk etmek sayılır. Ama bir adam, bizim toplumumuz, Türkiye toplumu, namazı hiç kılmıyorsa bu adama namazı terk etti denmez. Yani bu adam namazı terk edenler kısmında değerlendirilmez. Çünkü bu adam o kadınla hiç evlenmedi ki. Yani bu adam namazı hiç kılmadı ki. Bizim toplum hiç 5 vakit namaz kılmadı ki. Namazı terk edenler diye alimlerin başlayan sözlerini alıyorsunuz. Adam Ebu Hanife'nin namazı terk edenler sözünü alıyor, bizim topluma koyuyor. Kardeşim, bizim toplum hiç başlamadı ki terk etsin. Adam İmam Şafii'nin namazı terk edenler sözünü alıyor, bizim topluma koyuyor. Kardeşim, bizim toplum hiç başlamadı ki terk etsin namazı. Hiç başlamadılar ki namazı terk ederler sözünü alıyorsun. İşte İmam Şafii buyurdu ki namazı terk edenin işte öldürün, 3 gün hapse atın falan. Ya bizim toplum hiç başlamadı. Hiç başlamadı, namazı kılmadılar bizim toplum. Bir adam 5 vakit namaza başlar kılar sonradan terk eder. Heh, onu konuş. De ki bu adam tembelliğinden terk etti, tekfir edilir mi ya, işte ya Allah Allah ne yapacağız falan, bunu tartış. Ama bu adam bizim toplum hiç kılmadı, hiç. Anladın? Sıfır. O yüzden bu delil olmaz değerli arkadaşlar. Alimlerin, İmam Şafii'nin, İmam Ebu Hanife'nin sözleri yekten delil değil size. Kökten delil değil yani. Çünkü bu alimler hep kitaplarında namazı terk edenlerden bahseder. Ebu Hanife de, İmam Şafii de, bütün alimler de hep namazı terk edenlerden bahseder. Siz ise namazı hiç kılmayan toplumlara, hiç kılmayan milletlere bu sözleri yapıştırıyorsunuz. Hayır, yanlış. Delil olmaz. Peki gelelim bir diğer uyarıya. Değerli arkadaşlar, şimdi isterseniz parça parça gidelim. Özellikle sofiler ve suud selefileri, bir de diyanetçiler, cami imamları falan. Namaz kılmayanları cennete koyacaklar ya hocam. Hep bu mezheplere iftira atıyorlar değil mi? İmam Şafii böyle söyledi, İmam Ebu Hanife böyle söyledi. Hep yalan dolan. Gelin arkadaşlar, tek nakiller yapalım. Onların hiçbir şekilde şüphesinin bir deliğini bile bırakmadan dolduralım ki Allah'ın izniyle insanlarımızı saptırmasınlar. İnsanlarımıza dediler namaz kılmazsan cennetliksin, millet namazı terk etti. İnsanlarımıza dediler Allah her şeyi affeder, millet günaha düştü. İnsanlara dediler dinde tekfir diye bir şey yoktur, millet ibadeti terk etti. Zaten tekfir edilmiyormuşuz, ne gerek var ki dedi. Bu müşriklere güzel bir cevap verelim arkadaşlar. Şimdi evvela birincisi değerli arkadaşlar, sahabeden başlayalım, öyle değil mi? Ehl-i sünnet nedir? Ehl-i sünnet Peygamber Efendimiz'in sünnetinin etrafında toplananlara denir. Yani kim? Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Bu üç topluluğa selef-i salihin denir. Sahabe peygamberimizin talebesidir. Tabi'in sahabenin talebesidir. Tebe-i tabi'in de tabi'inin talebesidir. Gelin bu topluluklardan rivayetler yapalım. Şimdi evvela sahabeden nakiller yapalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh bakın ne söylüyor değerli arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi. Bu sözü İmam Hakim Müstedrek'inde ve İmam Lalekayi Usulü Sünne'de 4. ciltte 829. hadisinde rivayet etmiştir. Görüldüğü üzere arkadaşlar Ebu Hureyre diyor ki peygamberin ashabı namazın terki dışında hiçbir şeye küfür olduğuna dair böyle tek vücut, tek bir ağız, tek bir sözde buluşmazdı. Yani Ebu Hureyre rivayet ediyor, diyor ki sahabe namazın küfür olduğunda icma etmişti. Hadi buyurun, namazın terkinin küfrüne dair sahabe icma etmiş. Bitmedi, devam edelim. Abdullah İbni Şakik el-Ukeyli şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezdi. Hadi bakalım buyurun. Bu sözü arkadaşlar İmam Tirmizi sahihinde 2622 numaralı hadisinde, İbni Ebi Şeybe Musannef'inde 10495. numaralı hadisinde ve aynı şekilde Muhammed İbni Nasır el-Mervezi Kitab-ı Salat'te 948 numaralı hadisinde sahih olarak rivayet etmiştir. Elbani de Tergibin Sahih isimli kitabında 564. rivayetinde hadisinde bu hadise sahih demiştir. Yani Abdullah İbni Şakik el-Ukeyli diyor ki Resulullah'ın ashabı namazın terkinin küfür olduğunda icma etmişti. Sahihtir. Sahabe icma etmiş, icma. Namaz kılmayanın kafir olduğuna dair icma etmiş. Siz de diyorsunuz ki namaz kılmayan cennete gidecek. Ya Allah'tan korkun ya. Ya insanları teşvik edin, milletimiz namaza başlasın ya. Vallahi milletimiz namaza başlasa bu pislikleri yavaş yavaş terk edecekler, kendini düzeltecekler. Sizin yüzünüzden insanlar kafir oldular. Namaz kılmayan Müslüman dediniz, millet namazı terk etti. Allah affeder dediniz, millet günahlara başladı. Ben kendim kaç kere şahit oldum ya hocam. Davet yapıyoruz, adam diyor ki ya hocam Allah zaten affeder ya falan.
Bak böyle bir din anlatmışlar. Allah'a kurban olayım. Tabii ki affeder. Ama kimi affeder? Kimi? Müslümanı affeder, Müslümanı. İnnallâhe lâ yeğfurâ-i yüşrekebî. Allah şirki asla affetmez. Ve yeğfur mâ dûne zâlike limen yeşâ. Bunun dışında dilediğinden dilediğini affeder. Ve men yüşrik billâhi. Kim Allah'a şirk koşarsa fakat harramallâhu aleyhil cenne. O asla cennete giremez diyor Allah Azze ve Celle. Devam edelim değerli arkadaşlar. Bakalım sahabenin yanında namazın terki nasıl değerlendirilmiş. Bakın Mücahid İbni Cerir rahimullah diyor ki Cabir İbni Abdullah şöyle söyledi. Bak seleften Mücahid, İmam Mücahid var ya Mücahid İbni Cerir. Mücahid İbni Cerir Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Diyor ki Cabir İbni Abdullah Allah Resulü'nün arkadaşıdır. Kendisine Allah Resulü zamanında sizce amellerden küfür ile imanın arasını ayıran neydi diye sordum. Abdullah İbni Cabir de şöyle cevap verdi. Namazdı. Bu söz sahihtir ve İmam Mücahid'in bu sözünü İmam Mervezi Kitab-ı Salat'te rivayet eder. 893. hadisinde ve 948. hadisinde. Aynı şekilde İmam Taberi de Usulü Sünne'de 1538. rivayetinde ve aynı şekilde İbn-i Battah da El-İbane'de 876. hadisinde rivayet eder. Elbani de Terhîb-ü Sahih kitabında 1. ciltte 227. hadisinde bu hadisi tahric etmiş ve sahihtir demiştir. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar İmam Mücahid Cabir bin Abdullah'a diyor ki sen Resulullah'ın arkadaşısın. Resulullah zamanında hangi amel imanla küfrün arasına ayırırdı? Yani siz hangi amele yapıldığında iman, terk edildiğinde küfür derdiniz? Cabir bin Abdullah diyor ki namaz. Namaz bitti, namaz. Yani sahabe namazın terkine küfür görmüş ve bunu Resulullah zamanında da böyle olduğunu söylemiş. Sübhanallah. Bir başka rivayette bulunalım. İmam Hasan, Peygamber Efendimizin torunu. Allah Azze ve Celle hepimizi cennette ona komşu kılsın. İmam Hasan, Allah Resulü'nün ashabı şirk ve küfretmekliğin arasında hiçbir özür olmadan namazı bırakmayı görmüştür diyor. Kaynağı da hemen söyleyelim. İbn-i Battah El-İbane'de 877 numaralı rivayetinde, aynı şekilde Taberi de Usulü Sünne'de 1503 numaralı rivayetinde söylemiştir. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar, Peygamberimizin torunu Hasan radıyallahu anh diyor ki, Resulullah'ın ashabı şirk ile kişinin, şirk ve küfür ile kişinin arasındaki hükmedilen şeyin namazın terki olduğunu söylüyor. Yani Hasan radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin torunu, bütün sahabeleri neredeyse görmüş biri. Diyor ki ben sahabelerden baktım gördüm diyor. Onlar diyor namazı terk edildiğinde kişiye şirk hükmünü, küfür hükmünü veriyorlardı diyor. Sübhanallah. Buna da mı İngiliz ajanı diyeceksiniz? Buna da mı Vahabi diyeceksiniz? Gelin başka bir rivayette bulunalım değerli arkadaşlar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh kendisi kim namazı terk ederse kafir olur demiştir. Bu sözü Taberani Mucemül Kebir'inde 8939. rivayetinde, aynı şekilde İmam Acurri de Eş-Şeria kitabında 133. rivayetinde sahih olarak rivayet etmiştir. İbn-i Mesud demiştir ki kim namazı kılmazsa kafirdir. Buyurun buradan yakın, buyurun buna cevap verin. Şüphesiz ki siz insanlarımızı saptırıyorsunuz. Millet sizin yüzünüzden namaz kılmıyor. Millet sizin yüzünüzden diyor namaz kılmasa zaten cennetlikmişiz. Bazıları da şöyle diyor, bunlar da İslamcılar. İslamcı ama namaz kılmıyor. Öyleleri de var. Ya namazın terki ihtilaflı falan. Kendine kapı atacak ya. İhtilaflı canım. Namazın terkinde alimler ihtilaf etmiş. Niye? Çünkü ben kılmıyorum. Biz namaz kılanı da gördük diyenler de var. Evet. Ya hocam biz ne namaz kılanları gördük falan bilmem ne. Kendi de İslamcı muhafazakar ya milliyetçi. Dedem hacı. Dedem hacı diyenler. Sübhanallah arkadaşlar yani Allah'tan korkun. Gerçekten insanları saptırıyorsunuz. Gelin sahabeden nakil yapmaya devam edelim. Daha bitmedi durun. Daha bir sürü nakil yapacağız ki dediğim gibi bu namazın terkinde ihtilaf var diyenler ağzını bile açamayacak arkadaşlar. Namazın terkinde ihtilaf falan yok. Namazın terkinde ihtilaf yok. Tek ihtilaf nedir biliyor musunuz? Belli bir müddet. Mesela ne? Adam uykuya kaldı sabah namazını kaçırdı. Ya da adam seferiydi akşam namazını kaçırdı. Ya da adam bayıldı 2 gün namaz kılamadı. Ya da adam komaya girdi mesela 5 ay namaz kılamadı. Bunda ihtilaf var. Zaten birazdan söyleyeceğiz. Ama onun dışında vay ben namazı kılmadım niye ihtilaf var? Öyle yok kusura bakma. Bak ayetleri söyledik, hadisleri söyledik. Şimdi sahabeden icma naklediyoruz. Devam edelim bitmedi. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle söylemiştir. Namaz kılmayan kafirdir. Bu sözü İbn Abdilber Temhid kitabında 4. ciltte 225 numaralı rivayetinde sahih bir senetle nakletmiştir. Görüldüğü üzere Cabir İbni Abdullah da namaz kılmayan kafir olduğunu söylüyor. Yine aynı şekilde İbn Abbas'tan nakledelim.
İbn Abbas diyor ki kim namazı terk eder işte o kişi kafirdir. Bu sözü de değerli arkadaşlar İbn Abbas'ın bu sözünü de İmam Mervezi Kitab-ı Salat'te 939. numaralı rivayetinde İbn Abdülber Temhid kitabının 4. cildinin 225. no'lu rivayetinde sahih bir senetle nakletmiştir. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar bu alimlerimiz de namaz kılmamanın bu sahabe efendimiz de İbn Abbas da namaz kılmamanın küfür olduğunu belirtmiştir. Yine 8. rivayette Ali radıyallahu anh'dan naklederim değil mi? Ali radıyallahu anh müminlerin emiri, ilmin başı. Ali radıyallahu anh diyor ki her kim ki namazı kılmazsa o kafirdir. Ali radıyallahu anh'ın bu sözünü İmam Mervezi Kitab-ı Salat'te 933 numaralı rivayetinde İmam Acuri Eşşeriya kitabında 135 numaralı rivayetinde İbn Ebi Şeybe Musannef'inde 10.485 numaralı rivayetinde ve aynı şekilde İmam Beyhaki Şuab-ül İman'da 41 numaralı yani İmanın Şubeleri diye bir kitabı var İmam Beyhaki'nin. Şuab-ül İman'da 41 numaralı hadisinde İmam Buhari de Tarihul Kebir kitabında bunu rivayet etmiştir. Aynı şekilde İbn-i Battah da El-İbane'de bunu rivayet ediyor ki değerli arkadaşlar İmam Ali şöyle söyledi, Ali radıyallahu anh yani namaz kılmayan kişi kafirdir. Bu hadis de değerli arkadaşlar sahihtir. Yine devam edelim değerli arkadaşlar. Hallal diyor ki, o da Ahkamul Ehlil Minel isimli kitabında Hazreti Ömer'den rivayet ediyor. Diyor ki Hazreti Ömer şöyle söyledi, namazı terk edenin İslam'dan bir nasibi yoktur. Kaynağını da hemen söyleyelim. Ahkamul Ehlil Minel kitabında 1370 numaralı rivayetinde Hallal Rahimullah Selef'ten böyle söylüyor. Hazreti Ömer ne demiş? Namazı olmayanın neyi yoktur? Hiçbir nasibi yoktur İslam'dan. Hiçbir nasibi. Yani namaz kılmayan adam kalkıp da ben Müslümanım demesin diyor Ömer radıyallahu anh. Ömer radıyallahu anh sözü şimdiye kadar söylediğimiz sözler içerisinde en ağır sözdür. İslam'dan hiçbir nasibi yoktur sözü nedir biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Yani şöyle söylüyor. Diyor ki bu adam ne İslam'ın ahlakını almıştır, ne İslam'ın takvasını, ihlasını, İslam'ın hiçbir özelliğinin hiçbir parçasından nasibini almamıştır diyor. Hani normalde adam der ya işte ben Müslümanım der ama namaz kılmıyorum ama iyi biriyim der. Ömer radıyallahu anh diyor ki sen iyi biri değilsin. Adam der ya ben namaz kılmıyorum ama yardımlaşıyorum. Ömer radıyallahu anh diyor ki sen yardımlaşmıyorsun. Bu çok ağır bir sözdür. Yine değerli arkadaşlar İmam Lalekai Şerhul Usulul İtikadil Ehl-i Sünne kitabında 1594. naklinde İmam Ahmet'ten rivayette bulunuyor. İmam Ahmet diyor ki namazın terki küfürdür. İmam Ahmet var ya Hanbeli mezhebinin imamı. İmam Ahmet diyor ki namazın terki küfürdür. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar Hallal da Seleften Hallal da Ahkamul Ehlil Milel isimli eserinde 1368 ve 1377 numaralı rivayetlerinde İmam Ahmet'ten nakil yapıyor. İmam Ahmet namazın terkinin küfür olduğunu söylüyor. Yine arkadaşlar devam edelim. Seleften İshak bin Rahüye'den bir nakil yapalım. Bu da İbn-i Teymiye'nin fetvasında 7. ciltte 309. sayfada geçer. İshak bin Rahüye şöyle söylemiştir. Arkadaşlar bakın sözün ağırlığına dikkat edin lütfen. İshak bin Rahüye ki selefin incisidir. Tıpkı İshak bin Rahüye selefin yanında gökteki bir yıldız gibi parlar yani. Öyle büyük bir alimdir. Şöyle buyurdu. Namazı kasten öğlenin vakti çıkıp akşam girene kadar, akşamın da gece yarısına kadar terk eden bir kimse Allah'ı inkar etmiş bir kafirdir. Bakın dikkat edin ha, dikkat edin. Hiç namaz kılmayandan bahsetmiyor. İshak bin Rahüye namazı bir miktar terk edenin kafir olduğunu söylüyor. Bakın hiç kılmayan bizim topluma ne der siz hesap edin. Bakın ne diyor? Öğleleyin akşama kadar, akşam da geceye kadar namazı terk eden ne diyor? Allah'ı inkar etmiş bir kafirdir. 3 gün süreyle tövbe etmesi istenir. Geri dönmeyecek olursa veya namazı terk etmek küfür değil derse boynu vurulur. Hoppala. Bakın namaz kılmayanı tekfir etti. Bir de eğer namaz kılmam derse ya da namaz kılıp da bizim zorumuzla kılıyorum ama namaz farz değildir derse boynu vurulur diyor. Bununla namazı terk ettiği halde böyle diyen kişi kastedilir. Eğer namaz kılar ve bunu söyleyecek olursa bu bir içtihat meselesi olarak kabul edilir. Değerli arkadaşlar görüldüğü üzere burada da İshak bin Rahüye namazı bir miktar terk eden adamın Allah'a inkar etmiş bir kafir olduğunu söylüyor. Boynu vurulur diyor ya subhanallah. Ne kadar ağır bir söz değil mi? Biz bu sözü söylesek var ya hocam bizi anında bitirirler yani. Hemen Silivri yolları bizi bekler. Neyse devam edelim değerli arkadaşlar. Muhammed bin Nasır el-Mervezi yani bizim bildiğimiz manasıyla meşhur İmam Mervezi Kadüs Salat kitabında 990 numaralı rivayetinde aynı şekilde Abdülber'de Temhid kitabında 4. ciltte 226. rivayetinde şöyle söylemiştir. Dikkat edin arkadaşlar. İshak bin Rahüye şöyle söyledi. İshak bin Rahüye'den nakil yapıyorlar. Namazı terk edenin kafir olduğu Allah Resulü'nden bize sahih olarak ulaşmıştır.
Peygamberden zamanımıza kadar olan ilim ehlinin görüşü de budur. Yani hiçbir özür olmadan namazı vakti çıkana kadar bile kılmayan kafirdir. Subhanallah. Bakın arkadaşlar, İshak bin Rahuye'nin sözünün sertliğine bakar mısınız? Yani çıtayı yükseltti. Yine diğer bir rivayetimize geçelim değerli arkadaşlar. Seleften Ya'mer bin Bişir şöyle söylüyor. Abdullah İbni Mübareği şöyle söylerken işittim. Abdullah İbni Mübareği biliyorsunuz kendisi seleftendir ve Türktür. Türk bir alimdir. Yani Türklerin çıkardığı nadir selef alimlerinden biri. Şöyle söylemiştir. Bunda Mervezi Kadru Salet'te 981 numaralı rivayette söylüyor değerli arkadaşlar. Abdullah İbni Mübarek diyor ki, kim herhangi bir mazereti olmadan kasıtlı olarak namazı vakti çıkıncaya kadar ertelerse kafir olur. Yine değerli arkadaşlar 14. rivayetimize geçelim. Bunu da Eyyub Es-Sahtiyani, Süleyman bin Davud, Ebu Hayseme ve Musannef'in sahibi, El-Musannef kitabı var ya, onun sahibi Ebu Bekir İbni Şeybe ve İbrahim en-Nehai şöyle söylemiştir. Namazı terk eden kafirdir. Değerli arkadaşlar, bu alimler namazı terk etmenin küfür olduğunu söylüyor. Bunu da İmam Mervezi Kadru Salet'te 978. rivayet olarak nakletmiştir. Aynı şekilde Şeyh Nasır da kendi terhibinde bu hadise sahih demiştir. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere Seleften Eyyub Es-Sahtiyani, Süleyman bin Davud, Ebu Hayseme, Ebu Bekir İbni Şeybe ve İbrahim en-Nehai, Seleften bu 5 alim namazın terkinin küfür olduğunu belirtmişlerdir. Yine değerli arkadaşlar, Seleften Leys dedi ki Said bin Cübeyr radıyallahu anh şöyle söyledi. Yani Leys tabi'in alimidir. Said bin Cübeyr sahabedir. Tabi'in alimi sahabeden naklediyor. Bakalım ne diyor. Her kim kasten namazı terk ederse kafir olmuştur. Bunun hemen rivayetini soranlara da söyleyelim değerli arkadaşlar. Kaynağı da İmam Mervezi'nin Kadru Salatı'nın 919 numaralı rivayeti ve Taberi'nin Usulü Sünnesi'nin 1540 numaralı rivayetidir. Yine değerli arkadaşlar bir başka rivayette de bulunalım. Makel bin Ubeydullah şöyle söyledi. Tabi'in alimi Nafi'ine sordum ki, adamın birisi Allah'ın indirdiğini ve Resulullah'ın beyan ettiğini kabul ediyor. Ve sonra namazı Allah'tan bir hak olduğunu da kabul ediyor ve namazı kılmıyorum diyor. Bu adama ne dersin? İmam Nafi şöyle söyledi. O adam kafirdir. Sonra elini elimden çekti ve kızgın bir şekilde yürüyüp gitti. Sübhanallah. Bakın. Değerli arkadaşlar, bunu kaynağını da hemen söyleyeyim. İmam Mervezi Kadru Salat'ta 977. rivayette bunu söylemiştir. Değerli arkadaşlar, yani burada çok güzel bir şey var. Şimdi Makel bin Übeydullah tabiinden İmam Nafi'nin yanına gidiyor. Tabiin, tebe-i tabiin. Bunlar birbirinin talebesi dedik ya. Tebe-i tabiin, tabiinin talebesidir. Makel Nafi'nin elini tutuyor. Onun elini böyle tutuyor. Ona bir soru soruyor. Diyor ki bir adam namazın farzını kabul etse, namazı inkar etmese ama kılmıyorum derse bu adama ne dersin? İmam Nafi Makel'in elini bırakıyor. Bu adam kafirdir diyor. Sinirli bir şekilde yürüyor. Yani selefin takvasını, selefin ihlasını görüyor musunuz? Tıpkı bugün sofiler diyorlar ya. Ya bir adam inkar etmezse kafir olmaz. Farzı inkar etmezse kafir olmaz kardeşim. İmam Nafi bu adamın kafir olduğunu söylemiştir. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bir adam diliyle inkar etmez ama ameliyle kılmayarak inkar etmiş sayılır. Nasıl ki sen desen ki kardeşim bana iftira attılar, gel şu mahkemede bana şahitlik yap. Sen de o mahkemeye şahitliğe gitmezsen ne demiş olursun? Yani demiş olursun ki ben senin masum olduğuna inanmıyorum, şahitlik yapmayacağım demiş olursun. Ya da aynı şekilde bir adam gel beni kurtar, ölüyorum, bitiyorum dediğinde sen o adamı kurtarmazsan ne demiş olursun? Öl, öl, sıkıntı yok demiş olursun. Kişi de böyledir. Namazı ağzıyla inkar etmese bile ameliyle kılmayarak inkar etmiş sayılır. Peygamberimiz de bu görüşte, sahabe de bu görüşte, selef de bu görüşte. Subhanallah arkadaşlar. Gelin rivayetlere devam edelim. Hasan-ı Basri, evliyanın büyüklerinden. Hasan-ı Basri şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bana ulaşan şey, kişiyle şirk ve küfür arasındaki şey namazı terk etmektir. İmam Hasan Basri'nin bu sözünün kaynağı da Taberi'nin Usulü Sünnesi'nin 1503 numaralı rivayetidir ve İbn-i Battah'ın 877 numaralı rivayetidir değerli arkadaşlar. Şimdi tabiinden Ubeyd bin Kelai'den nakil yapalım. Mekul Eş-Şami elimden tuttu. Şimdi Ubeyd el-Kelai bunu rivayet ediyor. Diyor ki Mekul Eş-Şami benim elimden tuttu. Mekul diye bir alim bu Ubeyd'in elini tutmuş. Dedi ki ey Ebu Vehb, farz bir namazı kasten terk eden bir kişi ne olur? Ben de ona o adam asi bir mümindir dedim. Bunun üzerine Mekul Eş-Şami sert bir şekilde elimi sıktı ve şöyle söyledi. Ey Ebu Vehb,
imanın şanı nefsinden daha azim olsun. Yani duygusal davranma diyor, romantik olma diyor. Kim ki farz namazı kasten bilerek terk ederse Allah'ın zimmeti ondan düşmüştür. Allah'ın zimmeti kendisinden düşen kişi kafirdir dedi. Bu sözü İbn-i Ebi Şeybe İmam bölümünde 129 numaralı rivayette, İmam Abdurrezzak da El-Musannef'inde 5008 numaralı rivayette sahih olarak rivayet etmiştir. Ve Elbani de bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Arkadaşlar bakın, buradaki söze dikkat edin. Şimdi Ubeyd el-Kelai anlatıyor, diyor ki Mekule Şami, alim ya. Mekule Şami diyor benim elimi tuttu. Bana sordu, dedi ki kim namazı terk ederse, kasten terk ederse ona ne dersin? Diyor ki ben dedim ki o adam asi bir mümindir, yani günahkardır. Bunun üzerine bu bizim selefimiz olan Mekule Şami onun elini sert bir şekilde sıkıyor. Diyor ki duygusal davranma. Nefsin imanına galip gelmesin. Duygusal davranma. Namaz kılmayan kişi, namazı terk eden kişi Allah'ın zimmetinden çıkmıştır. Allah'ın zimmetinden çıkan da kafirdir diyor değerli arkadaşlar. Yani görüldüğü üzere burada sert bir şekilde kendisine uyarıyor. Şimdi değerli kardeşler, ama dikkat ettiyseniz bakın, o ona kafir demedi. O ona kafir demedi, o ona kafir demedi. Niye? Çünkü arkadaşlar namaz meselesinde, namazın terki meselesinde, az önce bunun altını çizerek söylemiştim. Namazı hiç kılmamak başkadır, namazı terk etmek başkadır. Bu alim burada namazı terk edenin sorusunu soruyor. Yani beş vakit namaz kılıp terk edenden bahsediyor. Bizim toplum hiç kılmıyor. Anladınız? Yani bizim toplumla bu aynı değil. Yani bugün bir adam çıksa dese ki ben namaz kılmayana Müslüman diyorum derse biz o adamı tekfir ederiz. Niye? Çünkü bizim toplum hiç namaz kılmadı. Ama bir adam şöyle söylerse, ben namaz kılıp sonra da onu terk edene Müslüman diyorum derse biz bu adamla konuşuruz. Neye göre Müslüman diyorsun? Dese ki ya uykuya dalmıştır, ya bayılmıştır, ya hasta olmuştur, ya komadadır, ya ikrah altındadır. Biz deriz tamam, doğru söylüyorsun, biz de o görüşteyiz. Ama bu adam dese ki yok, bu adam canı istedi kılmadı, ben de ona Müslüman diyorum derse biz deriz ki sen kafirsin. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ettin, peygamberimizin hadislerini inkar ettin, sahabenin icmasını inkar ettin. Bu kadar. Bu mesele budur. Devam edelim değerli arkadaşlar. İbn-i Ebi Şeybe'den bir nakil yapalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn-i Ebi Şeybe bir hadis naklederek namazı terk edenin kafir olduğunu söylemiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de kim namazı terk ederse küfretmiştir şeklinde bir hadisi olduğunu zikretmiştir. Bunu da İmam Mervezi Kadru Salat'te 988 numaralı rivayetinde ele almıştır. Şimdi arkadaşlar, bu sofiler delil getirirken diyorlar ya, işte Ebu Hanife demiş ki namaz kılmayan 3 gün tövbeye çağrılır sonra öldürülür. İşte İmam Şafii demiş ki namaz kılmayan 3 gün tövbeye çağrılır sonra öldürülür. Gelin bu öldürülme meselesini ele alalım inşallah. Namaz kılmayan kişi öldürülür sözü, hadi sokağa çıkalım namaz kılmayanları öldürülelim değildir. Burada alimler kendi dönemlerinden bahsetmişler. İslam devletinde yaşıyorlar ve İslam devletinden bahsediyorlar. Yani laiklik ya da küfür devletinden bahsetmiyorlar. Bakın değerli arkadaşlar, selef içerisinde Muhammed bin Nasır el-Mervezi namaz kılmayan tövbeye çağrıldıktan sonra öldürülür görüşünde olan alimleri tek tek rivayet edelim. Said bin Cübeyr, Amir el-Şabi, İbrahim el-Nehai, Ebu Amr el-Evzai, Eyüp el-Sahdiyani, Abdullah bin Mübarek, İshak bin Rahuye, Maliki mezhebinden Abdülmelik bin Hubeyb. Aynı zamanda Şafii mezhebinin bir görüşü de bu yöndedir. Yani namaz kılmayanın öldürülmesine dair. Yine aynı şekilde İmam Tahavi bizzat Şafii'nin kendisinden bunu nakletmiştir. Ebu Muhammed bin Hazım, Ömer bin Hattab'dan ve Muaz bin Cebel ve Abdurrahim bin Avf'tan ve Ebu Hureyre'den de bunları nakletmiştir. Yani Ebu Muhammed bin Hazım, Hazreti Ömer'den, Muaz bin Cebel'den, Abdurrahman'dan ve Ebu Hureyre'den, bu sahabelerden ve Said bin Cübeyr'den. Bu sahabelerden namaz kılmayanın öldürülmesi gerektiğine dair rivayet zikretmiştir. Ama dediğimiz gibi günümüzde değil yani. Darül İslam'da, kendi zamanlarında böyle olduğunu söylüyor. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar, namaz kılmayan kişinin şirk ve küfür üzere olduğuna dair ayetleri söyledik. Hadisleri söyledik. Aynı şekilde sahabeden icma naklettik ve alimlerden nakilde bulunduk. Hatta dedik ki bu alimler o kadar fazla sert söylemişlerdir ki, sahabeler işte Said bin Cübeyr, Hazreti Ömer, Muaz bin Cebel, Abdurrahman bin Avf, Ebu Hureyre, sahabeler işte aynı şekilde tabiinden İbrahim el-Nehai, Ebu Eyyub Sahdiyani, İmam Evzai, Abdullah bin Mübarek, İshak bin Ravahe gibi alimler de namaz kılmayan öldürülmesine dahi söylemişlerdir. Bunları böyle rivayet ettik değerli arkadaşlar. Şimdi bir şüpheye cevap vermek istiyorum. Bu şüphe de nedir? Bu şüphe de İstanbul'dan ve Azerbaycan'dan bazıları
bazı hariciler diyelim, diyorlar ki, hani bu Suudcular diyorlar ya işte namaz kılmayan Müslümandır. Bu adamlar da diyor ki arkadaşlar, namaz kılmayan kişi kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir. Böyle ta kıyamete kadar silsile yapıyorlar. Biz diyoruz ki bu görüş yanlıştır. Niye? Çünkü namazın terki, alimler demişler ki uyku, baygınlık, ikrah, işte seferilik vesaire. Bu durumlarda kişi namazını kaza etmek üzere, kılmak üzere terk edebilir. Alimler bunda ihtilaf etmiş. Kimisi demiş edemez, kimisi demiş eder. Bu ihtilaflıdır. Biz edemez diyen taraftayız. Ama edebilir diyene de hiçbir söz söylemeyiz. Çünkü onlar da çok haklı yani. Gayet güzel. Gayet bir sürü delilleri var. Amenna. Ama bu adamlar diyorlar ki namaz dinin aslındandır. Namaz dinin aslından olduğu için namazı terk eden kişi direkt tekfir edilir. Arkadaşlar namaz dinin aslından değildir. Namazın dinin aslından olmadığının delili nedir? Namazın dinin aslından olmadığının delili Taha suresi 130. ayetidir. Taha bu dersin başında okuduk. Miraç'tan sonra namaz farz oldu. Taha 130 buna delildir. Hangi alimin kitabına bakarsanız bakın göreceksiniz ki Taha 130 Miraç'tan sonra nazil olmuştur. Sahabeler bunda icma etmiştir. Eğer namaz dinin aslından olsaydı kişi namazı fıtraten kılması lazımdı. Mesela Allah'ın varlığı ve birliği fıtratta vardır değil mi? Fıtraten bilinir. Bu yüzden Allah'ın varlığını ve birliğini inkar edenleri biz fıtraten tekfir ederiz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Onun bir peygamberi yoktu. İbrahim Aleyhisselam hanif bir Müslümandı. Bir kitabı da yoktu. Kendi aradı, düşündü, putları yıktı. Kavmini de tekfir etti. Beriyim dedi. Keferna bikum dedi. Sizi tekfir ediyorum, sizi inkar ediyorum, sizi yalanlıyorum dedi. Öyle ya. Peygamber zamanında da hanifler vardı. Kus bin Saide, Baraka bin Nefer, Zeyd bin Amr, Ubeydullah bin Caş. Bunlar hep hanifti. Yani kişinin Allah'ın varlığını ve birliğini fıtraten bulması ve Allah'ın varlığını ve birliğini inkar edenleri fıtraten reddetmesi, tekfir etmesi amenna fıtratta vardır. Ama namaz fıtri değildir. Namaz sonradan farz olmuştur. Namaz Taha suresi 130. ayette farz olmuştur. Namaz dinin aslındandır diyen ahmaklar peygamberimizi de tekfir etmeliler. Çünkü peygamberimiz peygamber olmadan önce namaz kılmıyordu. Peygamberimiz peygamber olmadan önce namaz kılmıyorsa hocam o zaman bunlara göre peygamberimiz de kafir. Haşa ve kella. Aynı şekilde sahabe efendilerimiz içerisinde de namaz ayetleri kendisine ulaşmadan namaz kılmayanlar da kafir. Öyle mi? Kıble değiştiğinde hatırlayın. Bazı sahabeler hala Kudüs'e doğru dönüp namaz kılıyordu. Ayet onlara gelene kadar. Bir de hocam haberi tevhiddir bu. Evet. Aynı şekilde değerli arkadaşlar. Emre hocamın da dediği gibi bu tevhidin haberi olan kısmındadır. Şimdi tevhid iki kısımdır. Birincisi fıtri tevhid. Az evvel söyledik. Allah'ın varlığı, Allah'ın birliği, Allah'ın varlığını ve birliğini bozanları reddetmek, tekfir etmek fıtri bir tevhiddir. İbrahim Aleyhisselam delilinde olduğu gibi. İşte Varaka bin Nevfel, Kus bin Saide, Zeyd bin Amr delilinde olduğu gibi. Fıtridir, hanifliktir bu. Haniflik fıtrattan gelir, tamam. Bir de haberi tevhid vardır. Haberi tevhid de ilim ile öğrenilir. Mesela melekler. Melekleri sen fıtraten nasıl bileceksin? Mesela kitaplar. Kitapları sen görmeden nasıl bileceksin? Mesela aynı şekilde namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar hep haberi tevhiddir. Öğrenilerek bilinen tevhidlerdir. Dolayısıyla bu namaz dinin aslından değildir. Namaz haberi bir tevhiddir. Namaz ilmi bir konudur. Namaz Miraç'tan sonra farz olmuştur. Peygamberimiz peygamber olduktan sonra Cebrail ona namazı öğretmiştir, abdesti öğretmiştir. Miraç'tan sonra da Allah ümmetinin geneline farz kılmıştır. Peygamberimiz kılıyordu, peygamber olmadan önce kılmıyordu. Peygamber olduktan sonra Cebrail ona namazı öğretti, namaz kılmaya başladı. Miraç'tan geldikten sonra da bütün ümmete farz kılındı namaz. Yani arkadaşlar namaz dinin aslından değildir. Ve aynı şekilde değerli arkadaşlar İmam Şafii, İmam Ebu Ubeyd, Süfyan-ı Sevri ve İmam Ebu Sevr namazın bahanelerle terk eden kişilerin tekfirinde ihtilaf olduğunu zikretmişlerdir. Dolayısıyla bu adamlar namaz dinin aslındandır diyen adamlar İmam Şafii'yi tekfir etmeli, İmam Ebu Ubeyd'i tekfir etmeli, İmam Süfyan-ı Sevri'yi tekfir etmeli ve İmam Ebu Sevr'i tekfir etmeli. Edebiliyorlar mı? Edemiyorlar. Gerçi ederler yani. Niye etmiyorlar? Ben de onu anlamadım. Samimi değiller ki. Aynen. Etmeniz lazım. Akidenizin gereği budur. Çünkü bu alimler bunda ihtilaf olduğunu zikretmişlerdir. Az önce söyledik ya işte uyku, baygınlık, ikrah, seferilik falan. Kısaca şu kaza namazından da biraz bahseder tamam. misiniz? Ve bu namaz konusundaki ihtilaf meselesi nerede ihtilaf vardır? Evet. Nasıl ihtilaf vardır? Tamam. Şimdi arkadaşlar az evvel de zikrettiğimiz gibi alimlerin namazın terki meselesinde ele aldıkları konu namazı hiç kılmayanlar değil. Namazı kılıp bazı bahanelerle kılmayanlardır. Mesela tembellik. Adam uykuya daldı. Ya da o kadar yoruldu ki hiç mecali kalmadı unuttu mesela.
Tembellik olabilir, uyku olabilir, yorgunluk olabilir, seferilik olabilir, ikrah olabilir, hastalık olabilir, komaya girebilir, bayılabilir. Yani kişinin elinde olmayan sebeplerden dolayı olursa alimler bunda ihtilaf etmiştir. Ama kişi kasten ya benim işim var, ya genciz, kalbim temiz, şudur budur, bizim toplum işte bizim toplum. Bizim toplum gibi yaparsa bunda icma vardır, ihtilaf yoktur. Dediğimiz gibi ihtilaf nerededir biliyor musunuz? Adam 5 vakit kılıyor, sıkıntı yok. 5 vakit kılıyor ama o gün seferi olduğu için kılamamış. Ya da o gün bayılmış. Ya da o gün uykuya kalmış. Sabah namazını kaçırmış. Ya da o gün ne bileyim herhangi bir şey olmuş ve adam kılamamış yani. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Namazın terkiyle alakalı ihtilaflar 5 vakit namaz kılıp çeşitli gerekçelerle bazı vakitleri kılmayanlar üzerinedir. Hiç namaz kılmayanların tekfirinde ihtilaf yoktur. Bizim toplum hiç kılmıyor. Yani bu aradaki ayrımı iyi anlayın. Hani az evvel fıkıh kitabından bir nakil yaptık ya. Bir adam biriyle evlenip ondan ayrılırsa karısını terk etmiş sayılır. Ama bir adam hiç evlenmemişse ortada terk etmek olmaz. Bizim toplum da öyledir. Bizim toplum hiç namaza başlamadı ki namazın terkiyle alakalı olan hükümleri bizim topluma mazeret olarak sayalım. Hayır, olmaz. Alimlerin ihtilaf ettiği şeyler tembelliktir. İşte hastalıktır, ikrahtır, baygınlıktır. Bu tip şeylerdir arkadaşlar. O yüzden bu aradaki ince ayrımı iyi anlayalım ve namaz kılmamanın hiçbir şekilde mazeretinin olmadığını ve bunun küfür olduğunu bile bile buna küfür demeyenlerin de az önce söylediğim namaz kılıp da bazı vakitten namazı terk edenlerin ihtilafı vardır. Ama hiç kılmayan kişiye bunları bile bile küfür demeyen diyanetçiler, sofiler, işte şunlar bunlar suutçular ayetleri inkar ettiler. Hadisleri inkar ettiler. Sahabe icmasını inkar ettiler. Onları kalkıp da bize İslam'dan, Müslümanlıktan bahsetmesinler. Çünkü daha kendileri değiller. Kaza meselesine gelecek olursak. Şimdi bir adam yolun karşısına geçerken araba ona çarpsa bu ne olur? Kaza olur. Ama o arabanın üstüne atlarsa bu ne olur? Bu intihar olur. Yani arkadaşlar namazı bilerek bırakmak kaza değil, intihardır. Namazı bilerek bırakmak küfürdür, şirktir. Ama namazı kazaen bırakmak caizdir. Mesela uykuya daldın, bir kalktın baktın sabah olmuş. Hemen koşa koşa namazını kıl. Hiç bekleme. Koş hemen namazını kıl. Mesela diyelim ki otobüsteydin, namaz kaçtı. Eyvah ne yapacaksın? Otobüs de durmadı. Abdestin yok, otobüste de kılamadın. Hemen iner inmez koş kıl. Koş kıl. Hemen namazını kıl. Bu kaza caizdir. Veyahut da ne bileyim bayıldın, komaya girdin hocam. 3 gün 5 gün bizim bir kardeşimiz Allah şifa versin komada kaldı. 3 gün 5 gün komada kaldı. Ne yapacaksın? Komadan çıkınca hemen namazını kaza edebilirsin. Ya da diyelim hocam gözaltına alındın. Üstünde de müsait bir elbise yoktu. 5 gün boyunca namaz kılamadın. Ne oldu? Mesela bir gusül durumu oldu. Gusül alamadın. Nezarettesin falan filan. O namazlarını kaza edebilirsin sonradan. Bunlar kazası caizdir. Ama ya işim var, ya şu var, bu var. Arkadaşlar bunun kazası olmaz. Özellikle bizim toplumda İmam Şafii'ye zulüm ediliyor. İmam Şafii demiş ki namazı kılmayın yaşlanınca kazaları kılarsınız. O yüzden bizim Kürtler önce farzı kılıyor sonra 4 rekat kaza kılıyor. Farz kaza, farz kaza hiç sünnet kılmazlar. Arkadaşlar İmam Şafii kaza derken az önce söylediğim şekilde diyor. Yani elinde olmayan sebeplerden dolayı kılamazsan. Hastalık, baygınlık, ikrah, yolculuk, uyku falan filan bu sebepler. Bunun dışındaki sebepler kazaya delil olmaz değerli arkadaşlar. Peygamberimiz bile namazını kazaya bırakmıştır ya. Peygamberimiz bile. Bakın İmam Müslim sahihinde naklediyor. Ebu Katede radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle beraber bir yolculuktayken uykuya kaldı. Sabah namazını kaçırdı. Sonra güneş doğduğunda Bilal ezan okudu. Peygamber Efendimiz 2 rekat sabah namazının farzını kıldı. Ardından da öğlen namazını kıldılar. Yani peygamberimiz bile arkadaşlar uykusundan dolayı namazını kazaya bırakmış, kalkmış, kılmış. Peygamber uyuyakalmış, sonra kalkmış, aa bak namazı kaçırdık. Demek ki kazaya kaldı. Ne yapalım? Hadi kılalım. Namazını kılmış ashabıyla beraber. Ya peygamber kılmış ya. Ben kimim, sen kimsin? Namaz dinin aslıdır, namazın kendisi dinin aslıdır, kılmayan kafirdir deyip kıyamete kadar tekfir edenler var ya. Hadi peygamberi de tekfir edin. Bak sabah namazını kaçırmış. Sübhanallah, Allah'tan korkun ya. Vallahi bu yaptığınızda hayır yoktur. Bilakis bu yaptığınızda şer vardır. Kaza namazı meselesi de böyledir arkadaşlar. Kişi vay işim var, vay şöyle oldu, böyle oldu bunlar kaza olmaz. Elinde olmayan sebepler olursa kaza olur. Değerli arkadaşlar bu konuda söyleyeceklerim bu kadardır. Eğer sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya bir kusur varsa da nefsim ve şeytandandır.